Pick and Roll Basketbol Süper Ligi programımızdan herkese iyi akşamlar. Ben Umut Akıncıoğlu, sevgili Özgür Yüksel'le birlikte 23. haftayı konuşacağız ama bu hafta bir konuğumuz var. Muhtemelen şimdi bir telefon geldi. Telefondan sonra tekrardan bağlayacağız. Beşiktaş Emlak Jet Genel Menajeri sevgili Nedim Yücel bizlerle birlikte olacak. Nedim abi hoş geldin. Mikrofon açarsan abi. Merhabalar, hoş bulduk. Özgür abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nedim Bey. Merhabalar Özgür Bey. Abi valla yazın sen kadro kuruyordun. Biz seninle burada daha 3 numara Matt Mitchell'ı burada duyurmuştuk. Delgado ve Hamels gelmemişti. Bana da orada güzel bir manevra atmıştın. Yayın içerisinde biraz orayı dürtmüştüm çünkü sormuştum. Finalde görüşürüz demiştim. Tam final olmadı ama yarısında buradayız. Euro Cup yarı finalinde Beşiktaş Emlakçı'dan önce Gran Canaria eledi. Devamında Hapoel ikisi de favori takımı elemiş oldu Beşiktaş. Buradan geldik. Sizin alışkın olduğunuz bir şey aslında burası. Önce bir sezon değerlendirmesi senden alalım. Ligde hafta sonu karşılıklı yenerse 3. sırayı neredeyse garantileyecek bir Beşiktaş. Kupada yarı final, Euro Cup'da yarı final. Şu an Mart 18 itibariyle de devam ediyoruz sanki. Öncelikle şunu söyleyeyim, hem 16 turunda hem çeyrek final turunda maçı, oynadığımız maçları canlı anlattınız. Yaklaşık 2,5-3 saat program yaptınız. Bu hakikaten çok değerli bir şey. Ağzınıza sağlık. Bunun için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sezon genelinde de baktığınız zaman tabii geçen seneye oranla yepyeni bir kadro. Teknik kadro, idari kadro, oyuncu kadrosu yepyeni bir kadro. Bu kolay değil yeni kadronun bu kadar bir anda uyum sağlaması. Fakat yani şu andaki bulunduğumuz konum itibariyle bunu başardığımızı görüyoruz. Ligde 3. durumdayız. Euro Cup'ta ilk 4'e kaldık. Türkiye Kupası ilk 4'e kaldık. Şu anda hedefler doğrultusunda ilerliyoruz açıkçası. Şu anda sezon istediğimiz gibi gidiyor. Tabii ki en ulaşabileceğimiz en üst noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda elimizden geleni yapıyoruz. Güzel. İlk soruyla başlayalım abi o zaman. Senin de hani vaktin kıymetli şu anda. Hızlı hızlı Özgür abi ben sorularımızı gönderelim. İzleyeceğimizden de beğeni, abone hatırlatması yapalım. Karşıyaka maçı günden ben de oradan biraz girdim. Hem önemli bir maç, pozisyon maçlarından birisi açıkçası şu anda. Hafta sonu oynanacak maç. Bununla ilgili bir erteleme talebi veya saat gün değişikliği gibi bir durum söz konusu mu? Başvuru yaptınız mı? Tabii şimdi maçın salı gününe, Burg maçının salı günü alınmasından dolayı biz de cumartesi olan maçı cumaya almak istedik. Tabii bunun için rakibin de kabul etmesi gerekiyor. Şu an için olumlu bir yanıt gelmedi. Gelmezse de canları sağ olsun. Cumartesi günü biz çıkıp oynarız. Ama ertelemeyi tabii kendi aramızda da konuştuk. Teknik kadro, kondisyonerimiz, oyuncular. Sonuçta baktığınız zaman şu anda Ekim'den beri 3-4 günde bir maç yapıyoruz. Takım bir ritim yakaladı. Öbür türlü 10 gün maç yapamayacağız ertelersek. Bunun da olumsuz tarafları olabilir tabii. O yüzden ertelemeye çok sıcak bakmıyoruz. Federasyon teşekkür ederim bu konuda. Ellerinden geleni yaptılar sağ olsunlar. Erteleme konusunda da yardımcı olabileceklerini söylediler ama şu an için ertelemenin de bazı dediğim gibi dezavantajları olabilir. Uzun zamandır biz 10 gün maç yapmadığımız olmadı. İyi takım da iyi bir ritimde. Burg da çünkü maç yapacak. O bakımdan ertelemeyi çok düşünmüyoruz ama tabii cuma günü alınsa bizim için çok daha iyi olurdu. Sonuçta bu baktığın zaman artık Türkiye'nin bir yani Türkiye'ye madalya getirmek istiyoruz. Milli mesele ama olmazsa da herkesin canı sağ olsun biz yine çıkıp oynarız. Güzel. Özgür abi senin var mı? Sormak istediğim soru şu. Yani mi? Zaten bunun faydasını şeyde de gördük. Alia maçında da yani aslında yorgun gibi gözükse de maç ritminde olan takımın oynuyor olması Alia maçına ciddi sertlik kattı takıma. Fenerbahçe Türkiye Kupası mağlubiyetinden... Pardon ya, sözünü keseceğim ama bu aslında takımdan takıma da değişen bir şey. Baktığınız zaman şimdi bu hafta Avrupa Ligi'ndeki skorları takip ettiyseniz işte Barcelona bir sondaki takımlardan tersine kaybetti. Bologna kaybetti, Armani kaybetti, Bayern Münih arada bir kaybediyor. Fakat biz çok zorlu geçeceğimizi düşündüğümüz maç. Çünkü iki haftada üst üste çok zorlu Avrupa Kupası maçları oynuyoruz ama oyuncularımız daha birinci dakikadan itibaren müthiş bir sertlik koydular. Hiçbir şekilde gelip atmadılar ki Alia'ya sonuçta biliyorsunuz yani otobüse gitmek gerekiyor. Yani uçakla da gitseniz aynı şey oldu. Zor bir deplasman, çok zor bir deplasman. Ona rağmen müthiş bir karakter koydu takım. Yani bundan dolayı da biz açıkçası maç oynamadan geçirmek istemiyoruz. Yok, kesinlikle önemli. Zaten
Ben biraz da yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani Hapoel maçının yansıması gibiydi Ali Ağa maçı. Kas hafızası anlamında da önemli. Ben de sahadaydım o gün. Yani Ali Ağa da çok sert bu arada. Maçın sonunda maç kırıldı. Ben şey soracağım. Yani Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına ciddi bir mağlubiyetten sonra tekrardan rejenerasyon ve hedeflere... Yani Gran Canaria bence çok hedef maçlardan bir tanesiydi. Belki de depresif moddan çıkmak için. Çünkü Manisa mağlubiyeti de vardı. Buradan rejenerasyonu nasıl oluşturabiliriz? O psikolojik baskıyı nasıl atlatabildiniz? Ben en çok onu merak ediyorum. Aslında sadece Fenerbahçe maçı gibi değil abi. Oradaki bir aylık ciddi bir form düşüklüğü var gibi durdu takımın, en azından savunma pozisyonunda. Yani savunma kimlikli okuduğumuz takımda da. Oradan şimdi tekrardan seviyesi yüksek maçı, o ara nasıl değerlendirildi Alip Yeviş tarafından? Ya şimdi dediğim gibi Ekim başından beri 3 günde bir çok sert maçlar oynuyoruz. Baktığınız zaman zaten Eurocup grubunda A grubu ile B grubu sanki iki farklı competition gibi. Yani A grubu hakikaten zaten son 8 takımın 6'sı da A grubundan çıktı. Yani çok hakikaten çok zorlu bir grupta oynadık. 3 günde bir maç oynamak hiç kolay değil. İnişler çıkışlar olacaktır. Bizim de bir inişte olacağımız bir periyot vardı. O döneme denk geldi. Fenerbahçe maçı da Fenerbahçe'nin çok formda bir dönemi var. Şu an hala çok formdalar. Baktığımız zaman belki finalde de Efes maçında bizim maçta kadar yüzleri soksalar o maç da belki 20 sayıdan fazla bitecekti. Tabii biz de maçın başında bir anda Fenerbahçe öyle bir sertlik koydu. Biz de karşı koyamayınca, şutlar da girmeyince daha ilk periyot öyle bir fark oldu. Ondan sonra hep maç aynı sayı farkında gitti ama ilk periyottaki fark bir anda bu sonucu doğurdu baktığınız zaman. Dediğim gibi yani inişler çıkışlar olacaktır. Hak çok zorlu, biraz önce söyledim. EuroLeague takımları da maç kaybediyor. EuroCup'la EuroLeague hakikaten çok zorlu fikstürü var. Sakatlar da çok açık bir fikstür ama burada da komisyonumuza çok teşekkür etmek gerekiyor. Yani açıkçası sene başından beri çok ağır bir sakatlık yaşamadık. Küçük sakatlıklar yaşıyoruz ama bu da önemliydi. Baktığınız zaman dediğim gibi yani bizim sene başındaki hedeflerimizden bir tanesi ilk dörde kalmaktı Türkiye Kupası'nda. Onda kaldık. Fakat ağır bir mağlubiyet aldık. Yani sonuçta dediğim gibi bir mağlubiyetler olacaktır. Oyunculara bunu anlattık biz. Yani hedefimize ulaştık, kötü bir mağlubiyet aldık ama bunu artık geride bırakmamız gerektiğini söyledik. O sırada tabii Eurocup'ta da bazı farklı mağlubiyetler aldık. Ama sonuçta oyuncular iyi tepki gösterdi ve tekrardan formlarına kavuştular şu anda. Yok zaten şeyden dolayı sordum. Pardon, çok özür diliyorum. Yani tabii ki sporun içinde sen yıllarca profesyonel basketbol hayatın oldu. Yenilgiler zaten var. Avrupa'da zaten yenilgisiz takım yok yani, Real Madrid'de dahil buna. Yani ciddi kırılmış gibiydi, böyle depresifti takım. Ben Manisa'daki maçta da böyle biraz nötr gördüm merkezi. Böyle biraz ya Gran Canaria maçının motivasyonundan kaynaklıydı. Oradan kalkmak önemliydi bence. Yani o kalkış... Herkesin yapabileceği esas başarı bence oralarda saklı. Ben o yüzden biraz altını çizmek istedim o konunun. Yani birbirine kenetlenmiş bir takımız. Yani hakikaten aile gibiyiz. Malzemecisinden başkanına kadar herkes aile gibi. Sonuçta bir sorun olduğumuz zaman içimizi halledebiliyoruz. Bu da zaten dediğimiz gibi sahaya yansıdı yani. Abi soyunma odasında artık kupa, Eurocup'ta tabii ki hedeftir, finaldir ama artık daha da dillenmeye başladı mı? Maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. Tabii ki yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü baktığınız bu zaman, yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor döneminde de bir sana gelmiş bir soruydu. Ta çeyrek final dönemi ilk elemeden sonra. Yine maç maç gidip finale kadar gitmişsiniz. Çok kupayı direkt dinlendirmekten ziyade hedef odaklı gitmek daha tarzınız gibi duruyor. Ya orada ben bir tecrübe yaşamıştım. Yani oyunculara diyordum yani artık finale geldik. Stres yapmanıza gerek yok ama ben bile finalde daha önceki maçlarda yapmadığım kadar stres yapmıştım. Yani orada o kupayı gördüğünüz zaman bambaşka bir psikolojiye bürünüyorsunuz. Yani o yüzden maç maç gidelim. İnşallah finale çıkalım. Finalde de bence şanslar eşit olacaktır. Ya programları takip ediyorsun abi. Yani biz Özgür abiyle her yayın Ali Piyeviç Beşiktaş kısmını konuşurken milli takım için önerdiğimiz koçlardan birisi Ali Piyeviç. Hem kadro yapısının uygunluğundan geçtik hem de biraz daha taktisyen bir koç ve aslında turnuva koçu da diyebiliriz Ali Piyeviç'i. Bu yeni formatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani şimdi Burg'la Best of 3 oynayacaksınız şimdi. Ondan önceki dönemimizde hep deplasmanda çala çala Andorra'sıydı vesaire. Çala çala gittiniz. Burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi aslında daha güzel bir format. Keşke çeyrek finalde itibaren böyle bir format olsa. Çünkü baktığınız zaman
Takımların seyircileri de yani kendi takımlarını izlemek isterler. Hata yapmaya lüksünüz hiç yok baktığınız zaman. Bu bambaşka bir stres oluyor. Sanki çeyrek finalden itibaren bu format çok daha iyi olacaktır ama tabii fikstür de sıkışık. Bence doğru bir format. Güzel. Bir Derek Needham sorun var, onu birazdan ileri kısma saklayacağım. Özgür abinin sormak istediği bir şey var mı? Ona göre farklı biraz sağ dışındaki başka bir konuya geçelim hocam. Ya şimdi tabii ki Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maceraları yani bu düzeyde çok uzun zamandan beri yoktu. Tribünler de dolmaya başladı. Bilinçli taraftar oluşturmak için yani önümüzdeki artık bu sezon için değil ama genel anlamda bir düşünceniz, bir sene motivasyon daha ayrı bir çünkü artık sponsorları da çekmek daha kolay olabilir bu anlamda takımı önümüzdeki sezonlar için. Taraftar çünkü geldikçe sponsor da gelir. Daha nitelikli, daha kurumsal şirketler de gelir. Yapmayı düşündüğünüz böyle bir çalışma var mı önümüzdeki sene ve bu, hem mikro hem makro olarak yapmak istediğiniz bir bu tarz bir taraftarı bilinçlendirme, basketbolun içine almak gibi bir düşünceniz var mı? Tabii ki vardır da neler ya da? Açıkçası yani Beşiktaş taraftarının bilinçlendirmeye ihtiyacı yok. Çünkü zaten o akatta ruhu vardı. Benim oynadığım dönemde bir saat önceden geldiğimiz zaman salon doluyordu. Yani müthiş bir atmosfer oluyordu. Herkes basketbolu bilen seyirci geliyordu. Yerine müdahale eden seyirci geliyordu. Bizim amacımız o seyirci tekrar döndürmekti. Ve takımın mücadelesiyle Beşiktaş taraftarı sağ, yani sonuçta olursa olsun sahada mücadele eden taraftar her zaman takımın her zaman hakkını vermiştir. Sahada mücadele eden takımı görünce onlar da tekrardan akatlara döndüler. Şu anda her maçımızı full oynuyoruz. Senelerde mi gittiğimiz zaman dolup taşıyor. O bakımdan en büyük zaten hedefimiz, ilk yayında da konuştuğumuz gibi en büyük hedefimiz akatlara onu tekrardan döndürmekti ve bunu başardık aslında. Evet, ben de başta o zaman öyle atmıştım. Peki abi ben biraz şöyle bir şey duydum. İyi de bir yerden duyduğumu düşünüyorum. Sayın Başkan Hasan Arat'ın değerli yönetici Ömer Onan'a biz basketbola yatırım yapıyoruz. Biz basketbol için tekrardan var olmak istiyoruz. Yani daha da yukarı çıkmak istiyoruz artık. O geçen seneki karanlık dönemin olmadığını ama federasyonun da bize salon konusunda yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz dediği ve zaten bir salon projesi de öneri sunulmuştu Beşiktaş'ta yine. Bununla ilgili şimdi Sinan Erdem 10 bin kişi dolacak Burg maçında. Sinan Erdem'deki bütün maçlar Beşiktaş bu sene oynadığında çok etkili oldu zaten. Gelecek sene peki akatlar ruhu akatlarda mı devam edecek yoksa kısmen başka yerde mi devam edecek? Plan yani proje. Hayırlısıyla şu sezonu bitirelim. Sezon bittikten sonra konuşacak konular. Yani federasyon teşekkür ederiz. Sinan Erdem konusunda bize yardımcı oluyorlar. Abdi Pekçi açılıyor. O açıldıktan sonra oturup konuşacağız. Ama şu sezonu bir hayırlısıyla bitirelim. Akatlar projesi tam belli olsun. Ondan sonra federasyonla konuşacağız onu. Peki kadın takımı için soru gelmiş. Sinan Erdem'le oynama durumuyla alakalı bir söz konusu bir şey var mı? Takım akatlarda oynamak istiyor kadın takımımız. Final maçını orada oynayacağız akatlarda. Güzel. Kadın takımı maçları akatlarda oynamak istiyor. Güzel. Buradan da Aziz Hoca için de bir şeyler almak lazım ya. Yani abi sen zaten divan kurulu üyesinin yeni geçtiğimiz aylarda plaket teslim edildi. Ama Beşiktaş biraz daha kendi içinde çıkardığı değerlerle öne çıkan bir kulüptür. Ve Aziz Hoca ile finale çıkmak da herhalde mutluluk verici olsa gerek. Tabii ki. Aziz abi ile bizim yaklaşık 30 seneden fazla tanıştığımızda beraber girdik kulübe. Onun böyle bir başarı sağlaması hakikaten hepimizi gururlandırıyor. İnşallah kupayı da alacak. Güzel. Var mı Özgür Absu? Yani kadın takımını ben çok takip edemedim ama Beşiktaş kulübünün basketbol şubesinin komple genel menajeri olduğu için Nedim Bey'e şunu sormak lazım. Yani yatırımlar kadın tarafında da devamı gelecek mi? Bu seneki yani son 4-5 yıldan beri ilk kez ciddi bir yatırım yapıldı bu anlamda. Bunun da meyvelerini çok hızlı almak aslında önemli. Devamında oraya da pozitif bakılabiliyorum genel olarak yönetim veya profesyonel taraf. Çünkü altyapıda ya, ciddi oyuncular yetişiyordu. Kadın takımımız ayrı bir yapılanma var. Orada hakikaten işler çok güzel yürüyor. Bengü Hanım, genel menajerleri, Aziz abi zaten takımın başında. Özkan Bey şu anda kulübün basketbol şubesinin başkanı oldu. O zaman kadın takım başkanıydı. Hakikaten müthiş bir yapılanma var. İşte o yapılanma meyvelerini final olarak verdi zaten. İnşallah kupayı da getirecekler ve bir ilki yaşayacağız.
Hakikaten hepimiz çok heyecanlıyız. Güzel. Basketbolda siz genellikle yatak odası da tabir ettiniz. Soyunma odası sorusu var ama bu işin magazinsel kısmı keyiflidir. Yalan yok. Biz de o gün maçı canlı takip ederken Özgür abiyle devre arasında şu an soyunma odasında neler oluyor? Çünkü Alipiye bir ceketini çıkararak gitmişti. İzleyicimiz Ali'nin bir sorusu var abi. Nedim Bey'e sorum. İlk yarı 18 sayı fark yedik. İkinci yarısı siyahla beyaz kadar farklı bir Beşiktaş izledik. Soyunma odası ne yaşandı ya da Alipiye bir soyunma odasına nasıl bir konuşma yaptı? Biraz deprem yaşandı tabii orada. Şiddetli bir deprem. Yani söylenmesi gerekenler söylendi. Hakikaten sert bir konuşma geçti. Takımda çok iyi bir reaksiyon verdi. Kısa, skoran oyuncuların iletişimi nasıl? Yani Olman'dan da, Yonah Matthews'tan da, hatta Yiğit'ten de yer yer katkı alanımız fazla dakikalar oldu. Oradaki o oyuncularla, yani kendisini o go to guy diye tabir ettiği oyuncular biraz daha sert bir iletişim var koçun aldığım kadarıyla. Ya yani koçun işte artılarını saymak gerekirse, işte sen dedin taktisyen, turnuva koçu. Benim için en yukarıda gördüğüm en hakkaniyetli koçlardan bir tanesi. Sahada kim oynamayı hak ediyorsa, kim mücadele ediyorsa, rengi, ırkı, şeyi, vatandaşlığı hiç önemli değil. Ona göre veriyor. Takım da buna inanıyor. O yüzden de giren çıkan bizde bir tane bile surat göremezsiniz. Dışarıdan da seyrediyorsunuz zaten. Asıl işte aile böyle oluyor bence. Ki sezon başı döndüğümüzde abi atacağım topu. Rotasyonun da ciddi bir problem, yani süre dağıtımı da ciddi bir problem olabileceği de söz konusu olabilirdi. Evet. Yani aslında baktığın zaman geniş bir kadroyuz yani. 11-12 oyuncuyla oynayabiliyoruz. Fakat herkes rolünü kabul etmiş durumda. Bazı maçlar birisi 30 dakika oynuyor, 20 sayı atıyor. Bazı maçlar başkası. Takım buna alıştı zaten. Hiçbir problem olmuyor. Özgür abi. Şimdi sezonun ortasında iki tane oyuncu transferi var. Yani rotasyonu genişletmek ve Avrupa Kupaları düşünerek yapıldı büyük ihtimalle. Biri Olmun, biri Simonovic. Yani Olmun benim çok beğendiğim bir oyuncuydu yani geçen senelerde de. Ama bu sezon içinde Türkiye Ligi'nde hem Darüşşafaka'daki performansı bence tartışılır, hem de Beşiktaş'ta tartışılır. Ama son Ali Ağa maçında şunu gördüm. Hocanın bir fiil bütün setlerini ve oyunu oynatmaya çalışıyor ve bütün arkadaşlara spacing konusunda bilgi veriyor. O çok değerliydi bence. Gördüm yani, maçta bunu birebir gördüğüm için söylüyorum. Bu transferlerin önümüzdeki dönem için yani şu ana kadar çok böyle takımın, çünkü Duşan Hoca'ya sonradan ekleme yapmak, yani takımlarına ekleme yapınca bir anda performans sağlayamaz ama bundan sonrası için performans olarak beklentiniz ne? Yani bu iki oyuncu transferi özelinde. Çünkü Simonovic'in bir NBA geçmişi de var sonuç itibariyle. Prospekt bir oyuncuydu. Bence biraz düşüşe geçti. Tekrardan çıkışını arıyor. Çıkış parçasını arıyor. Bizde bunu bulabilecek mi? Beşiktaş'ta bunu bulabilecek mi? Ya şimdi sene içinde transfer yapmak hakikaten çok zorlaştı. Yani NBA'de kadronun genişlemesi, G-League'deki kadronun genişlemesi, Asya pazarının içinde olması, oyuncu havuzu gerçekten çok dar. Bir de biz oyuncu seçerken hakikaten çok inceleyip sık dokuyoruz. Yani karakterine, işte bu aile ortamına adapte olabilecek mi? İstanbul'a oyuncu alıyorsunuz. Bir sürü artısı eksisi oluyor. Gerçekten oyuncu bulmak kolay değil ve de bu işin bir de bütçe tarafı var. Zaten iyi oyuncular bu market darlığında çok yüksek fiyatlara çekiyorlar. Olman hem Daçka'da hem daha önceki takımlarında oynadığı rolle bizdeki rolü farklı, buna adapte olmakta biraz zorlandı. Baktığınız zaman işte biraz sıkıştı aradı. İşte Derek'le Matthews'un arasında biraz sıkıştı açıkçası. Yani kendi rolünü tam bulamadı. Son Alea maçında Derek'in olmadığı yerlerde hakikaten çok önemli katkı verdi. İyi bir oyuncu. Simonovic de baktığınız zaman dediğin gibi NBA kariyeri olan bir oyuncu. O da bize çok makul şartlarda geldi. Ve de çok katkı sağladı. Özellikle Grand Canaria maçında, Bahçeşehir maçında, çeyrek finalde oynadığımız Türkiye Kupası'nda ve hala her geçen günde üstüne koyuyor. İki oyuncudan da memnunuz. Yani bu şartlarda hakikaten takımımıza geldiler ve iyi katkı sağladılar. Ya Simonovic tam bence yara bandı olmadı. Yani tam tedavi etmedi ama biraz yara bandı görevi. Özellikle hani İpek için biraz savunma kurgusunda Kerem ya, tabii, ve... Şimdi tabii ki biz de dışarıdan daha çok şut atabilen 4 numara aradık yani. Onu tercih ediyorduk ama bak dediğim gibi yani marketin çok dar olması
artı hocanın da Simonovic'i tanıması, çıkışta çıkış arayan bir oyuncu olması, bütçesi ve de Delgado'nun faul problemine veya tam performans sergilemediği dakikalarda bazen Samet de veremediği zaman 5 numaradan bazı sıkıntılar çekiyorduk. Hem 5'i kapatabilmesi hem 4'ü kapatabilmesi artı özellikleriydi. Bence şu anda Delgado, Simonovic iyi bir katkı veriyor. Abi senle yazın konuştuğumuzda Alimpjevic ile Kerem Kutan'ın, hani Alimpjevic'in Kerem'e bayıldığını ifade etmiştin hazırlık dönemindeyken ve biz yer yer özellikle Paris'te maçı çalarken Kerem'le Baksenman savunması 5 numarayı çektiğimiz yerde de gördük. 3-4-5 savunuyor, oynuyor. Dış şutunun keskinleşmesi lazım. Biraz daha oyunun pozisyon tarafa gelişmesi lazım ama bir Kerem Kutan'ın da bu sene büyüdü de net. Ya aslında biz hakikaten Türk basketbol için de şu anda önemli bir iş yapıyoruz. Yani bu kadar yukarıdaki hedefleri kovalarken iki tane 19 yaşında çocuğu, genç oyuncuyu bu kadar süre vermemiz. Kerem artık 20 dakikaların üstünde süre alıyor. Samet 10 dakika civarlarında süre alıyor. Sene başında Samet'in süresi daha fazlaydı. Kerem'in biraz daha azdı. Alttan Yağız geliyor. Ata Özbek geliyor. Bence hakikaten bunlar Türk basketbol için önemli şeyler. Yani bir yandan hedef kovalarken bir yandan bu çocukların süre almaları bence çok önemli. Abi, takımla alakalı sormak istediğim bir şey var mı başka Özgür abi? Yani mevcuttu. Yani soracak bir şey. Zaten sahada bir gerekli cevabı. Needham'ı şöyle soracağım. Ya şimdi ben Alimpjevic'in özel koçlarımda birisi. Çok da yakından takip ediyorum. Yani şunu anladım. Taktiksel sadakati yüksek oyuncularla oynamayı seviyor. Derek Needham da aslında onun sistemini, tekenini döndüren oyuncudan birisi. Son Hapoel maçta da anlık faul problemi yaşadık. Biz Berk'in top kayıpları veya kısalarımızdan etkin olmadığı yerlerde bir ara çok Matt Mitchell'ın sırtına bindik. Sonra Jonah Matthews'un Simonovic ikili oyunlarına. Ama Needham girdikten sonra hem Jonah'ın hem de Needham'ın özellikle dış şutlarıyla Beşiktaş'ın rahatladığını gördük hücumda. Burg maçında da bu önemli bir faktörlerden birisi olacak. Orada da Hugo Benitez gibi bir faktör varsa top yönlendirici, topa baskı da yapabilecek oyuncular açısından da. Derek Needham transferi şu ana kadar nasıl sonuç verdi abi sence? Biliyorum çok bir soru ama ben senin bunu çok içten cevap vereceğini biliyorum. Ya şöyle bir kere daha Alimpjevic'le anlaşmadan önce biliyorsunuz başka antrenörlerle görüşüyorduk. Bursa cephesinden Needham ve Alimpjevic'in sözleşmesi feshedildiği zaman Alimpjevic başka takımlarla da görüşüyordu. Ben Needham'a teklif etmiştim açıkçası. Yani Alimpjevic olmadan da ben teklif etmiştim. Çünkü Needham'la iki sene çalıştık. Benim hayata tanıdığım en işine bağlı, mesleğine saygısı olan, takım için oynayan, oyunun iki tarafında elinden gelen her şeyi yapan, yani tabii bazen çok fazla yapmak istediği için farklı probleme giriyor ama baktığınız zaman bir oyuncu faul problemine girmekten kaçabilir yani kaytarabilir ama o her zaman %100'ünü verdiği için bu faul problemine giriyor. Salona ilk o gelir, salona en son o çıkar. Dediğim gibi bazen İstanbul oyuncu alıyorsunuz. Bu tip şeylere bakmanız gerekiyor yani aile bir aile hayatına, kişiliğine, her şeyine bakmanız gerekiyor. O yüzden Needham'ı gözünüz kapalı takımı o şekilde point kartını teslim edebilirsiniz karakter olarak da. Zaten Alimpjevic'le anlaşınca da o da hemen hemfikir oldu ve Needham'ı kadromuza kattık ve şu anda zaten baktığınız zaman ya belki diğer guardlar gibi 20 sayı atmaz 15 sayı atar ama müdafada da 15 sayı yedirmez 5 sayı yedirir. Yani Needham'ın bu tip avantajları var. O bakımdan da işte konumumuz da şu andaki ligdeki ve Eurocup'taki konumumuz doğru bir transfer yaptığımızı gösteriyor zaten. Yazın bir Mike James savunması vardı hazırlık dönemi acayipti. İnanılmaz. Yani isteyince çok iyi sergileyebiliyor. Matt Mitchell sorusu gelmiş. Yazın sen abi yayında açıklarken tek senelik bir kontrat olduğunu zaten oyuncunun geçen sene Strasbourg'da da aslında bir Euroleague neredeyse ayağı oradaydı. Bu senede günden güne büyüyen fizik kalitesi zaten inanılmaz da savunma performansı. Bilhassa bir Fenerbahçe maçı ilk maç Akatlar'daki maçta çok iyi bir etki. Yani Euroleague seviyesi de vardı. Son Ali Apetkin maçında da keza bir uzatma gibi bir durum söz konusu olacak mı? Görüşmeler var mı Matt Mitchell'la alakalı? Taraftar da çok sevdi. Konuşuyoruz tabii yani. Onlar da buradaki şartlardan çok memnun. Biz de onlardan memnunuz. Sonuçta kulüpte bütün vaatleri yerine getiriyor. Oyuncular sadece sahaya konsantre oluyorlar. Bütün yani hem gününde maaşlar alıyorlar, evleri, arabaları, her şey günü gününe oluyor. O yüzden takımdaki bütün
şartlardan memnunlar. Beşiktaş taraftarında oynuyorlar. O bakımdan iki taraf da memnun. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum inşallah. O zaman gelelim bizim de yayınlarda en çok konuştuğumuz, belki de bizi en çok heyecanlandıran işlerden bir tanesi. Bahçeşehir Koleji Birleşmesi çok haliyle Beşiktaş'ın en önemli gündemlerinden birisi de oluyor. Sevgili Hüseyin Kaya da sormuş abi izleyicilerimizden. Bununla ilgili Hüseyin Bey'le yaptığınız görüşmelerde ne gibi adımlar atıldı? Son Bahçeşehir Koleji de mesela Büyükçekmece maçını kaybetti yanlış görmediysem. Şu an az önce biten maçta da. Oradaki gelişme nasıl olacak? Planlanan adım atılan durumlarda bir gelişme var mı? Ya şu anda onların ligi devam ediyor. Bizim ligimiz devam ediyor. Ya şu anda bizi aşan bir konu o. Üst yönetimi bileceği bir iş. Sezon sonu konuşulacaktır. Güzel. Burayı birazdan bir küçük daha zorlamam lazım. Yok yani verebileceğim cevap yok onda. Boşuna bence zorlanacak. Ben o zaman şöyle yapayım. Ben Bahçeşehir Koleji'nin altyapı organizasyonunu çok başarılı buluyorum. Çok her yerde yaygın bir okul olduğu için. Keşke Beşiktaş'ın da böyle bir altyapı organizasyonu olsa mesela. İsterim öyle. İnşallah çalışıyoruz yani biz de. Alttan da dediğim gibi iyi oyuncular geliyor. Yani bu sene Kerem ve Samet'i çıkardık. Seneye Yağız gelecek. Ata Özbek gelecek. Atilla geliyor alttan. Hakikaten çok önemli oyuncularımız da geliyor. Peki TB2 ile düşünüyor musunuz bir pilot takım? Açıkçası istiyoruz ama geçen sene tabii kökten bir değişim olduğu için onlara çok zaman ayıramadık. Ama bu sene daha fazla zaman ayıracağız altyapı konusuna. Neden yani olmuş? Çocukların maç sayısını, çünkü BGL'de maç sayısı biraz düştü bu sezon genel anlamda. Çocuklar da A takım seviyesine sadece idman yapıyor. Ben zaten şahsi fikrim BGL'den daha çok TB2'de de oyuncuların daha fazla gelişebileceği yönünde. Yani kendi yaşlarından çok daha üst yaşlarda oynadıkça oyuncular daha fazla gelişecektir. Yani 18 yaşını geçmiş oyuncu artık daha üst yaşlardaki oyuncularla oynamalı. Benim düşüncem bu. Bir adım atacağız inşallah. Yani sonuçta evet. Siz de Onur Aydın'da 18 yaşında 17 yaşında A takım seviyesinde ne süre alıyordunuz? Yani o yüzden önemli bence. Onur Aydın da şu anda altyapımızda görev alıyor. O da çok iyi işler yapıyor. Daha da iyi olacak inşallah. Şimdi chat'teki sorulara baktım abi. Tabii ki orası ilk başkan seçim vaadi olarak söylediğinde de biz burada kendi sosyete kulübü yayınlarımızda konuştuğumuzda, çünkü aktif biz de Euroleague yayınları yapıyoruz. Bunun bir süreç orayı prosedürünü anlattık. Futbol gibi olmadı, Şampiyonlar Ligi gibi olmadı. Çok fazla Euroleague sorusu da gelmiş. Hani şu an herhalde Euroleague için en kolay ulaşılabilir hedef şampiyonlukla gidilen bir yol olacağı kanısındayım. Öbür tarafla ilgili sürecin biraz daha uzun oldu. İki sene zaten Euro Cup ULEP binasıyla bir genel menajer olarak da bence en önemli artı olarak da ilişkilerin de gayet iyi oradaki. Hani orayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şeyler var mı? Yani biz hep Euroleague yönetimine hazır olduğumuzu, şans gelirse orada başarıyla bir şey temsil edeceğimizi söylüyoruz. Tabii ki şu andaki önümüzdeki yol şampiyonluk olursa en kolay yol. Ama diğer yandan da görüşmeler devam edecektir. Herhalde yani oradaki en önemli şey, hani Euroleague'in taban bir bütçe standardı olduğu için bence adım adım gitmenin de daha faydalı oluyor. Yani neredeyse 8 ay önce düşen bir kulüp takımdan bahsediyoruz neredeyse. Bu sene de Euro Cup'ta bu basketbolda kısa vadede daha kolay yerleşiyor ama ben bunun daha uzun soluklu bir proje olmasını, daha oturaklı. Çünkü biz tabii daha ki çok zaten takım gördük. En önemli isteğimiz o. Yani çok dalgalanma oldu Beşiktaş basketbol tarihinde. Biz şampiyon olduğu, daha sonra bir çöküş dönemi oldu açıkçası 2-3 sene sonra. Yani bu dalgalanmalardan ziyade her sene üstüne koyan, tuğlaları tek tek üstüne koyan bir takım daha sağlıklı olacaktır. Bu sene de bütçemizi zaten ona göre yaptık. Hiçbir şekilde hayale kapılmadık. Mütevazi bütçeyle iyi işler yapıyoruz. Seneye bu takımın üstüne eklemelerle daha da iyi olacaktır inşallah. Yani dediğim gibi ya, kalıcı olarak tek tek adım adım gitmek her zaman daha sağlıklı. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Özgür abiye de bırakacağım ama chatte çok fazla gelecek sezon planlaması var. Yani şöyle söyleyeyim, genel menajer değerli Nedim Yücel bu konulardaki en sır vermeyen genel menajer olabilir diye tahmin edebiliyorum lig içerisindeyken. Aynı yayın içerisinde yazın bir yandan yayın yaparken bir yandan da 5 numara transferini bitiren bir
genel menajeri var Beşiktaş'ın ve yayında hiç bir tek Matt Mitchell alabilmiştik. O yüzden ben oradaki çok fazla soru var. Yonah Matthews'un sözleşme durumu gibi ama bütçe planlamasını sorayım ben. Hani, muhtemelen oyuncu adı şu an çok gelmeyecektir ki tam da aslında Nedim Yücel'in yurt dışında G Lig'de vesaire oyuncu aradığı aylara da geldiğimiz aylar diye tahmin ediyorum. Bir bütçede bir artış olacak mı yoksa bu sezonki bu 3.5 civarı bütçe mi konulacak Beşiktaş'ta ilk hedef? Ya inşallah dediğim gibi adım adım her sene biraz üstüne koymaya çalışacak. Tabii bu başkanımızın önce Hasan Arat başkanımızın, ikinci başkan Hüseyin Yüce Abi Yönetim Kurulu'nun, şu anda yeni bir icra kurulu ve başkanımız var basketbol şubesinde Özkan Marseven. Onlar birbirleriyle yapacakları toplantıda bütçe konusu netleşecektir. Özgür abi, bütçe konusunda eklemek sormak istediğin bir şey var mı? Yok yani şu anda bunları konuşmak çok yani zaman değil aslında biraz böyle yani Mayıs ayında konuşsak daha net konuşabileceğiz. Şimdi önümüzde bir Burg maçı var yani bunlar hem oyuncuları da ters etkileyebilecek minvalde olan şeyler yani oyuncuların sözleşmeleri olan var olmayan var. Başka takımda olan oyuncular var. Herkes birbirine bir yoklar her zaman zaten. Yani bunu söylemeye gerek yok. Yani herkesin aklında bir aslan vardır. O aslana göre de bir takım kurarsın ama bu hangi ligde oynayacağı, hangi koçla devam edeceği hepsi birbiriyle ilintili konular. Önümüzdeki sezon için bu konular biraz Haziran ayından sonrasının konuları bence. Bence Türkiye şu uzun bir süre. 3-4 ay Türkiye için çok uzun. Dolar kuru da inanılmaz yükselecek gibi söylentiler var. Bunu da finanse etmek öyle çok kolay işler değil. Ben sadece şunu soracağım. Türk oyuncuların bazılarının ben maaşlarını duydum yeni sezon için. Çok böyle uçuk geldi bana. Yabancı sınırı için bir düşünceniz var mı? Veya bunu federasyon nezdinde bir atılımınız olacak mı konuyla alakalı? Çünkü artık bu çok kulüplerin sürdürülebilir noktasından geçti bence. Yani duyduğum rakamlar doğruysa eğer. Bununla ilgili bir düşünceniz nedir? Ben çok merak ediyorum. Yani Türk oyuncuları katmak çok güzel. Ama bence artık iş Türk oyuncu yabancı oyuncudan ziyade pasaport işi bitmesi lazım gibi bir duruma doğru evriliyor veya başka bir disipline edilebilecek bir kural konulması gerektiğine inananlardan ki en çok Türk milliyetçisi olanlardan bir tanesi olmama rağmen çünkü çok kulüpleri yaşatamayacak seviyeye geliyor artık. Yani bu Beşiktaş için de bir problem, Denizli için de bir problem. Yani bu şehir takımlarının da bunu sürdürmesi, bu rakamları sürdürmesi çok kolay değil bence. Ya tabii ki sonuçta ben de eski bir oyuncuyum yani Türklerin ne kadar çok Türk oyuncu sahada olursa ben o kadar çok mutlu oluyorum ve sonuçta Süper Lig'deki 5. yılım takımlarda da görüyorsunuzdur şu an bu 5 yılda başında bulunduğum takımlarda hep Türk oyunculara hep önem vermişizdir. Fakat tabii bu işin de bütçesel bir yönü var ya eğer Türk oyuncular hak ettiklerinden çok daha fazla bir para talep ederlerse o zaman tabii başka çözümler bulmak gerekecektir. Bir kere maalesef bizim zamanımızda şu andaki zaman arasında oyuncu havuzu Türk oyuncu olarak çok daraldı. Rekabet ortamı fazla yok. Tekrardan rekabet ortamının arttırılması düşünülebilir yabancı sayısıyla beraber. Yani bir yabancı fazla olması rekabet ortamını arttıracaktır. Daha fazla çalışmaya teşvik edecektir. Artık Türk oyuncularımızın Avrupa'da görmemiz gerekiyor. Avrupa'ya açılmaları gerekiyor. Şu anda Türkiye'ye sıkışmış durumdalar. Yani kendileri gösterince NBA'ye gidiyor ama Avrupa, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da da Türk oyuncu göremiyoruz. Bunun olması lazım. Bunun için de yani yabancı sayısı artması gerekiyorsa yabancı sayısı artması gerekiyor. Dediğiniz gibi yani ekonomik bakımdan da bu duyulan rakamlar zaten çok gerçekçi olacağını düşünmüyorum. O zaman çoğu takım kapısına kilit vurması gerekebilir belki de. Yaşayıp göreceğiz. Konfor alanından çıkması lazımlar. Biraz da hayatı erken kazanmış oluyorlar verilen ücretlerle de. Gelişmek de çok mümkün olmuyor o paralardan sonra. Ya önümüzde bir Almanya örneği var. Yani belki de Almanya'ya gidip araştırma yapmamız gerekiyor. Yani bu seviyeye nasıl geldiler? Avrupa şampiyonlar, dünya şampiyonu oldular. Baktığınız zaman çok bir sınırlama yok. Önümüzde yani böyle bir iyi örnek varken altyapıda da iyi gidiyorlar yani o şeyler kulüpler evet. Altyapıya çok iyi önem veriyorlar. Benim de gidip orada bazı kulüplerle görüşme yapmam gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor yani. Çünkü önde çok iyi bir örnek var. Rusya iyi geliyor bence. Şu anda ciddi para veriyorlar. Dolayısıyla kendi oyuncuları daha çok oynadığı için iyi oyuncular çıkmaya başladı.
Yani Avrupa şu anda bazı bu ülkeler gelişme halinde. Bizim de gelişmemiz gerekiyor yani. Tabii Prometei mesela sizin rakip menajerisi lokal oyunculardan iyi katkı alabiliyor forvet rotasyonunda. Yani o sertliği iyi Ya sağlayabiliyorlar. biliyorsunuz sene başında biz VTB'den teklif almıştık. Biz de Fenerbahçe'ye VTB kupasına gitmiştik. Orada 6 Evet. tane Rus takımıyla oynadık. Gerçekten iyi oyuncular var. Bir takım Evet. var mesela sadece Rus oyunculardan oluşan çok iyi oyuncular vardı. CSKA'da var. Hepsi mis gibi. Kesinlikle kesinlikle şey yani bu Almanya'yı sadece oyuncu bazında değil bence marketing maçları yani bir pazarlama stratejisi olarak ligin sunumu hep genel anlamda işte bilmiyorum herkesin şimdi son dönemde bunu genelde yayıncı kuruluş da söylüyor. İddia gelirlerine de ciddi herkes bir sıkıntı yaşıyor genel anlamda 6 yıl öncesindeki rakamlarla aynı paralar kazandığı için. Kulüpler de bunu artık sürdürülebilir noktasında bir kazanç elde etmesi lazım. Biraz Alman Ligi o anlamda da bence örnek olması lazım. Bütün salonlar dolu. Bir de şöyle bir durum var. Yani Türkiye Ligi'nde düşen kulübü kapatıyor. Yani son dönemde basketbolda. Yani kulüpler de yaşamak istemiyor. Yani TBL'ye ciddi para harcayarak lige çıkıyorsun. BSL çok zor bir lig. Sert bir lig. Orada var olabilip yaşayabilmen için belli bir meblağ harcaman gerekiyor. Bu meblağı da düzgün transferlerle yapman lazım. Şartlar çok zorlaşıyor. Bence bir sistematik olarak böyle bir gözden geçirip bir think tank yapılabilir veya ortak yolda bir çerçeve belirlenip bütün kulüplerin ortak hareket etmesi gerekebilir diye düşünüyorum. Yani şimdi baktığınız zaman İzlanda'yı şans basketiyle yendik. Evet. Biz o maçı mağlup olabilirdik. Bence o maçı mağlup sayıp ona göre bir önlemler alınması gerekiyor. Yani belki o maçı mağlup olsaydık çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama bence çok farklı şeyler konuşmamız gerekiyor. Gerekmeye başladı. Ya Bence o şimdi zaten maçı iyi. tamamen mağlup saymamız Veya gerekiyor. yani Larkin'le Wilbeck'in problemi olmasa Tarık Biber o üç devşirme olamayacaktı o maçta belki de ve o son saniye basketi böyle hani birbirine domino taşı etkisi de var. Genel biraz Yani oynadığımız şimdi basket. bizim oyuncuların şu anda Alman oyunculardan da çok daha fazla yerel ligde kazanıyor olması bence zaten en büyük soru işareti Bir olması de top gerekiyor kullanma geçmişte. abi. Yani bizde şimdi şöyle ya Telekom Bonn Ludwigsburg örneği var Galatasaray'ın grubunda. Hani Galatasaray'dan daha aşağı bir kadro mu diye BNX'ten oyuncu getirip oynatan bir takımlardan bahsediyoruz. Koçu da keza öyle Ludwigsburg'un Bonn'un yeni koçu da. Ama bizde mesela Berkurlu mesela bizden örnek verelim. Beşiktaş'tan örnek vererek gidelim şu olarak. Yani Berk organizasyonla sorumlu bir oyuncudur. Maç kazandırabilen o fundamental işte kritik anlardaki o şutlar vesaire bunlar da problemimiz var ama sizin döneminize gittiğimizde ilk 12'ye seçilemeyen oyuncular bile Ersin Görkem gibi örnek verebiliriz. Bunlar oyuncular kendi takımlarında maç kazandıran en az bir Amerikalı kadar değerli yerli oyunculardı. Hani temel farkında burada yani temel burada bir fark olduğunu düşünüyorum oyuncularımızda. Ya yani şöyle mesela benim pozisyonumu örnek vereyim. Bizde hangimiz sezonu kötü geçirsek bir daha tekrardan aynı paraları kazanmamız veya aynı seviyede oynamamız için en az 2-3 yıl çok iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Hemen alt seviyeye düşüyorduk. Alt takımlara düşüyorduk. Fakat şu anda bir oyuncu kötü bile geçirse sezonu parasını daha fazla artırıp yine ya aynı seviyede kalıyor ya başka bir daha üst seviye takıma gidiyor. Yani gerçekten büyük problem var. Bunların artık bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ben Özgür abinin az önce değindiği bir şeyi de sormak istiyorum. Hazır bir genel menajer konumu açıldığında da. Pazarlama ve market dedi abi. Şimdi biliyorsun Euroleague tarafına baktığımızda mesela burada bir Fenerbahçe başarılı bir örnek ödül de aldı. İş sadece kadro mühendisliği sağ dışından biraz da hani yaptığın işi anlatmak ve buradan da ekstra o commercial dediğimiz taraflardan da gelir getirme. Beşiktaş'ın buralarda bir basketbol hesabının bir YouTube projesi olabilir, içerik üretimi olur, içeriğin içerisi sponsor alma olabilir. Bir oyuncu maaşını karşılamayabilir ama bir kurumsal tarafta çalışan personellerin çok ciddi getirisini sağlayacak işler de olabilir ve ekip büyümesi sağlanabilir. Yani finans kısmıydı vesaireydi. Ofis kısmının kurumsallığı nasıl olacak? Oradaki planlamayı öğrenebilir miyim senden? Biz daha çok kulübe bağlıyız ve kulüp tarafında kurumsallık bakımından hakikaten çok başarılı işler oluyor. Mesela Euroleague sunumunu bizim pazarlama departmanı yaptı. Mükemmel bir sunum yapmışlardı. Bana sadece o sunumu onlara göstermek kaldı, sunmak kaldı. Hakikaten çok bunlara teşekkür ediyorum. Çok bizim de marketing tarafı, pazarlama tarafı, kurumsallık
bütün kurumsal departmanlar bence çok iyi iş yapıyorlar. Beşiktaş'ta biraz daha kulüp tarafında yani futbol. Evet, kulüp tarafında. Basketboldan ayrı değiliz, kulüp tarafında. Anladım. Ya normal bütçeli yani şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bütçesi çok karşılaştıracak bir bütçe olmuyor. Aktarımı da doğru. Yani oranın da önemli olduğunu unutmamak lazım. Şöyle bir rahatlatma sorusu. Güzel bir soru gelmiş Emircan Neyiş'ten. Maç dedin abi ama illaki içinden gönlünden geçen bir finalde rakip vardır. Burgu edersek. London Lions ne bileyim. Paris yani şu var gönlünden geçen birer gün arayla hem bizim hem de kadın takımımızın Londra'da final oynaması. Hem çünkü otel masrafları da toplu olur. Otel masrafları. Uçak. Güzel. Ama çok güzel olur yani. Hem Beşiktaş, London, bayanlar ve erkekler finali, kadınlar ve erkekler finali bence çok güzel olur. Bir de ya ben London Lions'ın kadın takımı yanlış hatırlamıyorsam Uludağ mıydı bizim kadınlarda pasaportu çıkmayıp bir de acımasızca yenmişlerdi bizi orada. Uludağ biraz London Lions'a ben de bilenmiş vaziyetlemiş. Fena olmaz oradan iki kadın ve erkek takımların galibiyet çıkarması. Çok keyifli olur. Aslında tam da sorulacak kişiye çok güzel bir soru var. Euro Cup'ın bug'ı nedir diye. Bence çok doğru bir adrese soruyoruz sanki bu soruyu. Yani Nedim Yücel Ali Peşli diyeyim dediğim. Bence doğru. Yok ya işin şaka tarafı ama tabii sonuçta çok ciddi bir organizasyon. Hocamız ekibiyle çok iyi hazırlanıyor. İyi bir kadro kuruyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Tabii şansın da yanınızda olması gerekiyor. Yani maç 20 sayıdan dönmeyebilir. Rapor maçı olduğu gibi. Veya işte Partizan her zaman yenemeyebilirsiniz daha önceki sezonda yaşadığımız gibi. Şansın da yanınızda olması gerekiyor. Şu ana kadar şansımız yanımızdaydı. İnşallah da böyle devam eder. Grupta 6. sırada kalınca böyle bir acaba mı diye böyle arada kendi kendinize iç geçirdiniz oldu mu? Yani şu biz sıra olsa iyi olur. Ben çünkü çok geçirdim o yüzden. Biz çok geçirdik yayınlar. Hatta o sırada çok eleştiriyorduk. Onu da söyleyeyim. Tabii hep Wolves maçına yandık yani. Wolves 20-25 saniyede 7 sayıdan kaybettiğimiz. Hatta biz bench'te ayağa kalktık rakip tarafı tebrik edelim diye. O sırada oyuncularımız durduramadık. Karşıya gittiler. Sayı atmaya çalıştılar. Yani birkaç tane Venedik maçı vardı. Deplasmanda o maçı elimizdeki maçı verdik. Tabii o maçlara çok içimize kaldı. Ama her şeyde bir ayrı vardır. 6. Evet, olduktan kesinlikle. Sonra tabii ilk başta Gran Canaria eşleşmesi bir kötü olmuştu. Fakat daha sonraki yol biraz daha açık gibi gözüküyordu. Dördüncülükten ziyade. Gran Canaria geldikten sonra tabii ama her maç önemli. Sonuçta artık buralara geldikten sonra rakibin isminden çok sizin ne yapacağınız çok daha önemli. Yok kesinlikle öyle ama yani böyle acaba böyle o dönem için söyleyeyim. Şimdi bunları konuşmak çok kolay da o dönem için keşke üçüncü olsaydık falan diye. Ya tabii ki ev sahibi avantajımızı almak istiyorduk. Çünkü taraftarımız salona böyle döndü. Çok müthiş bir şekilde bizi destekliyorlar. Onların önünde oynamak tabii ki çok isterdik. Ama güzel, şimdi tekrardan buluşacağız sinirlerden de. Nasıl olsa bitti diye transfer dönemi bu rahatlıkla soracağım. Angel Delgado'ya Valencia'dan teklif geldi mi? Geldi. Daha çünkü oranın bir forvet tiplemesi, pivot tiplemesi var. Delgado Beşiktaş'ta kaldı. Ama hiç lafını bile etmedi. Ben burada mutluyum dedi ve yani konuşmadık bile. Herhangi bir aramızda işte buyout konusunda bir pazarlık bile aşamasına bile gelmedi yani. Bize sordular bırakmayı düşünür müsün dediler. Biz bırakmayı düşünmüyoruz dedik. Delgado zaten saygı gösterdi. Ben burada çok mutluyum dedi ve hiç dediğim gibi pazarlık aşamasına bile gelmedi olay. Son Ali Apetkin maçında orta mesafe attı ki herkesi şaşırttı diye tahmin ediyor. Atıyor. Antrenmanlarda atıyor normalde. Yani faulleri de %80-90 da atıyor antrenmanlarda ama maalesef maçta psikolojik olarak etkileniyor. Airborne ortalaması da %10 falan şu anda ama. Nazar boncuğu olsun. Olsun sıkıntı yok. Hakikaten çok çok iyi iş yapıyor. Çok mücadele ediyor. O da çok takım oyuncusu. Dediğim gibi. İyi karakter. Çok pozitif. Çok iyi karakter. Çok pozitif. Takımda çok seviliyor. Şunu,
genel olarak iyi karakterli, yani Jujinski için de senin şöyle bir tabirin vardı abi yazın. Kızımın olsa al. Hani damat olarak alınacak, alınabilecek. Onu ben Bursa'ya alırken Antwerp'te galiba. Yani Belçika takımının genel menajerini söylemişti. Yani onu aramıştım, karakterini sormuştum. Kızım olsa veririm demişti. Hakikaten yani. Yani dikkat eden şeylerden bir... Ya önemli olan karakter zaten. Yani bizim ilk baktığımız hep hocayla beraber ilk önce karakterini araştırıyoruz. Sonuçta iyi karakter olunca takımda, bir aile olunca, takım oyuncuları birlikte olunca başarı daha kolay geliyor. Bir eski uzun oyuncu olarak genel menajer Nedim Yücel, uzun oyunculara bakış açısı nasıl abi şu an mesela kendi takımda veya rakip oyuncularda da antrenmanlarda vesaire? Kolay beğenmiyor. Beğenmiyordur ya. Beğenmiyordur ya. Niye beğenecek? Tabii öyle bir şey oluyor ama ya şu ana kadar hepsi, hiçbir tanesi bizi mahcup etmedi çok şükür. Yani bütçelerine oranla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta dediğim gibi yani piyasa oyuncumuzu çok seçim konusunda bizim elimizi rahatlatmıyor. Bütçemize oranla en iyi oyuncuyu seçmeye çalışıyoruz. Bazen tabii biz de hata yapıyoruz. Bu işin doğasında hata var. Ama bu hataları ne kadar minimize ederseniz o kadar başarılı olursunuz. Çünkü şeyden soruyorum yani daha çok böyle roller 2.06 undersize ve atlet işte çember koruyucusu tipindeki uzunlar mı bir genel menajer Nedim Yücel'in radarına kolay girer, yoksa Trevin Williams gibi bir playmaker center tarzındaki oyuncular da mı? Yani çünkü artık bunlar da arttı. Hani geçen sene ilgilendiğinizde bildiğimiz için Ulu'ndaki Trevin Williams da uçtu gitti zaten, yani o Türkiye'ye getiremedi kimse onu. Ama yine hani bir göz olarak hangisi yeni modern basketbola daha uygun sizce ilerleyen dönemlerde? Ya tabii ki benim gibi şutu çok net olmayan değil de şutu daha net olan oyuncuları tercih ediyoruz yani. Güzel. Ben isim alamıyorum ama profil almaya çalışıyorum yapacak için. Ben sadece son çok uzatmayayım da konuyu da çok da dağıtmayayım. Yani sizin döneminizde 4 numara pozisyonu çok kıymetliydi yani. Şu anda da kıymetli çok, ama. Çok, o zaman çok kişi vardı. Mirsat Türkçen vardı, işte Kaya Peker Mirsat, vardı. Mirsat, Kerem, Kaya Peker, Kerem Gönlüm. Yani. Alttan bir alt seviye Cevher, ben, Hüseyin Demir, doğru. Umut Görür, Onur Aydın. Çok. Yani bir sürü oyuncu vardı yani. Çok oyuncu vardı. Peki yeni... Ersan İlyas. Evet, sonradan da Ersan geldi kesinlikle. Yeni o, yani şu anda modern basketbol denilen basketbolu, sizin döneminizdeki basketbol arasında 4 numaranın önemi niye biraz böyle hafif kayboldu gibi oldu? Böyle genel bir soru sorayım ben. Basit de indirgendi abi. Biraz daha hani dış şut mekanine bakılmaya başlandı abi. Yerli bantla şut atsın yeter gibi bir mantığa döndü. Siz de öyle değildi. Bir sürü iş yapıyordunuz. Ya şu anda baktığınız zaman hakikaten 4 numara, özellikle 4 numara pozisyonu hem yabancı hem de Türk portföyü çok az. Yani artık kim bir şeyler yapıyor onu tercih etmek durumunda kalıyorsunuz yani. Hakikaten çok az bir oyuncu var şu anda piyasada 4 numara olarak. Avrupa'da mesela Leighton Hamilton'dan biz fayda alamıyorken 4 numara bakarken 4 numara arayan yaklaşık 25 tane rakibimiz vardı. Yani İspanya liginden, Fransa liginden, Almanya liginden herkes 4 numara arıyordu o sırada. Bir de 4 numaralar Leighton'la biz karşılıklı yollarımızı ayırdık. Ertesi gün takım buldu ve de takım seçti, kendi seçti yani. Çok fazla talibi vardı. Ya bir de 4 numara abi NBA'leşmeden kaynaklı bu artık yeni tabir olarak hayatımıza giren kanat forvet. Yani aslında Matt Mitchell Euroleague takımlarının radarına girdiğinde 3.5 numara. Hani 3 ve 4 geçişken olarak kabul ediliyor. Biraz yani o stretch dediğimiz 4 numaralar uzunlar zor bulunan noktada gelmiş durumda. Biraz profil değişti. Ya ben şimdi şunu anladım aslında Nedim Bey'in söylediğinden. Yani 4 numara o kadar az ki hocalar ister istemez kısaya oyunu yığdı gibi bir şey anladım. Yani 4 numara sadece çok basit, yani söylenen komutları yapsın yeter gibi bir mantığa döndü gibi bir şey ya anladım. Aslında baktığınız zaman yani o eskisi gibi çok numaralara şey kalmak da bağlı kalmak da kalmadı. Yani 4 numaraların 5 numara veya 3 numara oynaması lazım. 2-4 numara oynuyorsunuz. 2 tane 1 numara oynuyorsunuz. 3 kısa oynuyorsunuz. Yani artık basketbol çok değişti. Kesinlikle. Doğru. Abi son olarak da teşekkür ederiz katılım için. Bence önemli bir soruyu da şöyle bırakalım sana. Gökhan Gökçen'in sorusu. Nedim Bey'in şahsi hedefleri nedir? Euroleague seviyesinde başarı kovalayan Türk GM güzel olurdu ifadesi de gelmiş. Alper Yılmaz ve Derya Yanlar, Anadolu Efes'in Fenerbahçe'nin bekorun başında var. Senin şahsi hedeflerin nedir abi?
Ya benim ilk hedefim tabii ki Beşiktaş'ta Euroleague'de mücadele etmek. Hepimizin Euroleague hedefi. İlk hedefim o. Bir Avrupa ilerleyen süreçlerde bir Avrupa takımı genel menajerliği ve yani oyuncular için konuştuğumuz kısımda da. Ya tabii ki dediğim gibi hepimizin hedefi Euroleague. Euroleague departmanında da çalışmak hedefim. Euroleague takımlarında da çalışmak hedefim. Ama şu andaki en büyük hedefim Beşiktaş'la beraber Euroleague'de yer almak. Güzel. 50 dakikaya geldik. Pek çok konuyu da sorduğumuzu düşünüyorum. Bu sefer ben de idmanlıyım yazdan. İsim alamıyorsan en azından done alayım. Küçük numunelik bir şey de alabilmek istedim sevgili Nedim Yücel'den. Özgür abi son olarak sorun var mı Nedim Yücel'e? Yok yani tüm takıma başarılar. Çok önemli iş yapıldı. Yani ve bizlerin eleştirilerini de olabildiğince olgunlukla karşılandı. Yıl içinde düşünülen bazı şeyler zamanla değişti. Başka bir yere de evrildi. Yani hep aynı kararlarda da kalınmadı bence gördüğüm kadarıyla. Takım da gelişiyor. Herkes değişiyor. O yüzden de sürdürülebilir ve inovatif olmalarından dolayı ben tebrik ediyorum ya yani Beşiktaş'ı. Ve Avrupa sahnesinde olması çok değerli ve kıymetli. Yani kupa alınmasa da ben bu yolda yapılan her konuda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok önemli işler yapıldı. Bütün oyuncuları, staff'a, yönetime teşekkür edeceğiz. Başka da bir şey yok. Taraftarlara da buradan seslenelim. Bork maçını yıksınlar o salonu. İnşallah da finale kalırız. Finalde de yıkarlar inşallah. Takıma sahip çıksın taraftar. Başka da bir şey yok. Yani daha doğrusu Türk basketbolunu seven herkes için geçerli. İlla Beşiktaş kısmıyla da bakmamak lazım. Basketbol çünkü ben biraz daha evrensel bir spor olarak bakıyorum. Tüm basketbol severleri de salona davet ediyorum ben. Teşekkür ederiz abi. Senin son olarak eklemek istediklerin var mı? Yok ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Tekrardan emeğinize sağlık. Maç, son O iki zaman maçta yaptığınız gerçekten kıymetli. teşekkür ederiz. Bir şampiyonluk yayını yani Euro Cup'ta bir sözünü şimdiden alırım diye düşünüyorum. Yazın finali Yeminle konuşmuştuk. yapın. Yarı final bir seve seve ağırlarız biz Euro Cup şampiyonluğundan sonra. İnşallah. İnşallah. Memnuniyetle. Deplasmandaki maçta gene varız biz. Eğer bu Evet. sefer de kazanırsak biz de varız bu işte. Onu söyleyeyim. Evet ya bir Müzeyyen'in madalya. tişörtü hediye edeceğim yani. Biz Open'le gidiyoruz orada İnşallah. güzelce. Çok teşekkür Başarılar. ederiz. Beşiktaş Emlak Jet Genel Menajeri Nedim Yücel'e çok teşekkür ederiz. Biz Basketbol Süper Ligi yayınımızı biraz daha devam edeceğiz. Biraz sevgili Nedim Yücel'in açıklamalarını değerlendiririz. Bu hafta Basketbol Süper Ligi'nde olan birkaç olay vardı, konu vardı. Onlara değinmeye çalışacağız. Geçen hafta yayın yapamamıştık. Özgür abi öncelikle nasıl değerlendirirsin Nedim abinin açıklamalarını? Yine hiçbir şey söylemem mi? Yani yine Ya çok şey güzel. söyleyip hiçbir şey söylemedim. Chat'te çok fazla şey var. Hak veriyorum. Ben de şu an chat'e yazan bir izleyicimiz olsam ve merak eden oyuncu ismim. Cartwright'ı söylüyorum. Ben Cartwright'la ilgili bilgiyi zaten yayınlarda veriyorum. Söyleyeyim. Beşiktaş geçen sene bu yüksek bedelle getirdi Cartwright'ı. Yani normalde kazandığı paranın yaklaşık iki katıyla mecbur çekmek zorundaydı Azrail'den ve getirdi. Tekrar oyuncuyla masaya oturduğunda aynı para üzerinden oturamıyorsun. Pardon daha düşüğüyle oturmak istiyorsun. Çünkü maaş dengen var ve Cartwright'ı Beşiktaş o yüzden tutamadı. Cartwright da Avustralya'ya gitti. Galatasaray'dan da 3 aylık bir kontratla gelmiş oluyor ve Beşiktaş'ın orası kapalı. Yani Beşiktaş neden Cartwright masasında yoktu gibi bir eleştiri varsa Kyle Allman, Needham ve Jonah Matthews'la sözleşmesi var Beşiktaş'ın. Orası kapalı Beşiktaş'ta. Kadro dengesini bozmak istememişler diye tahmin ediyorum. Euroleague soruları vardı. Yani Euroleague meselesi biraz daha sanılandan kolay zor bir iş. Öyle selamünaleyküm, aleykümselam biz Euroleague'de oynamak istiyoruz ve geleceğiz gibi bir durum olmuyor. Orası çok önceden beri yatırım yapan, orada oynayan ama daha hakkını alamamış, daha önceden orada bulunan, sıraya daha önceden girmiş, kuyruğa daha önceden girmiş takımların olduğu da yer. Burada kullanılması gereken bir Beşiktaş marka değeri. Bu taraftardan geçer. Sinan Erdem atmosferinden geçer. Bu Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar mesela yaşanmaması lazım. Nitekim o tarz olayların. Şu an en olası yol Euroleague'de kısa vadede oynamanın en kolay yönü Euroleague'de. Şu 1,5 ay içerisinde bir şampiyonluk. Oradan sonra zaten Hasan Arat'ın vizyonu orada çok geri durmayacaktır ama geri kalan süreç uzun. Bahçeşehir konusunda cevap alamadık. Ben ama Nedim Bey de Bahçeşehir Koleji'nin en azından altyapı organizasyonunu beğeniyormuş. Bunu öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. Ama şimdi şöyle tabii ki Bahçeşehir organizasyonu çok keyifli olur ama şöyle de bakmak lazım. Beşiktaş'ın da bence süre gelen iyi bir U14, U16 takım var. Ben 4-5 tane U16'lı geçen seneki Türkiye Şampiyonası'nda gerçi bir tanesi
Bahçişehir'e gitti. Rıza'ydı galiba gard olan çocuğun adı. 3-4 tane net oyuncu var. Yani yukarıya gelen bir tane Makedonya'dan gelen çocuk var. 2-16 boyunda. Özel bir altyapı var. Yani kendi yağlarına kavruluyorlar. Tabii buraya bir Bahçişehir gelse güç eklenir ama burada bence mikro değil de biraz böyle makro bakmak lazım. Uzun süreçte nasıl bir plan yapılacak? Şimdi Hasan Bey de başkan da geldiğinden önce verdiği demeçlerden sonra belki de çok acayip şeylerle karşılaştığı için sıra oraya gelmedi bence. O yüzden de bir şey diyemiyorsun günün sonunda. Ne desek yalan olur o anlamda. Ama bu işler ben çok etkilemek istemediğim için Çet'i de Nedim Bey'i de yormak istemedim. Çünkü önümüzde iki tane önemli maç var. Bunlar Haziran ayının konuları. Çok da yıpratmaya gerek yok bence. Yani Mart 18'de kimse bunların detayını vermez. Yani kadro planlaması mesela çok sorulmuş. Kalkıp da biz şu oyuncuyla görüşürüz cevabını duymak beklentisi olan varsa öyle bir beklenti kimse girmesin. Yazın bile Matt Mitchell alana kadar canım çıkmıştı ismini Nedim Bey'den. Kolay değil. Özellikle genel menajerlerden bu tarz oyuncuların isimlerini bir de Mart 18'de almak kolay değil. Bazı oyuncular kontratlı için oynuyor şu an takımda. Bazılarının kontratı opsiyonu Beşiktaş'ta ama opsiyon olmayanlar da belki Beşiktaş'ta kazandığı parayı başka bir yerde kazanamayacağı için performans vermek zorunda gibi. Ve bunlar da açıkçası motivasyon kaynağıdır. Yani oyuncunun performansla ilgili. Biz daha çok son Eurocup süreci takımın gelişen durumu işte ne var ne yok nasıl gidiyor süreçleri gördük. Şu önemliydi benim en çok yaptığım eleştirilerden birisinin cevabını almış oldum ben. Beşiktaş'ın marketing tarafı kulübün basketbol tarafının sosyal medya hesapları da kulüp tarafına bağlıymış. Tabii yani 3,5-4 milyonluk bir kadronun kendisini kurumsal tarafa da bütçe aktarması zordur yapılanmasının ama Fenerbahçe ve Efes'ten farklı olarak da oralarda da bir atılım yapılması gerekiyor. Burada marka değerini büyüten işlerdir ve Euroleague'in çok dikkat çektiği noktalardan birisi de buranın da gelişmesi, daha da büyümesi gerektiği aşikar. Needham tabii ki olmazsa olmaz. Needham konusuna değinmiş olduk. Uzun konusuna bence en çarpıcı açıklama milli tarafı takım tarafına geldi. Fikrim o. Yani yerli evet, çok net bir fikir verdi bence çok, burada. Çok net fikir verdiğini yani söyledi. O maçı mağlup kabul etmemiz gerekiyor. Bizim biliyorsun sen ben Kerem abi o dönem bir yayınımız var abi yaklaşık 2 saat boyunca. Ülke basketbolunun sorunlarını konuştuğumuz İzlanda maçından çıkıp gittiğimiz yerler. Aslında Nedim Bey'in de benzer düşüncelerde olduğunu buralardan anlayabiliriz. Yani herkeste bir bayram havası vardı ama biz böyle bir matemle program yapınca acaba biz mi yanlış yaptık diye ben çok sorguladım o dönemde. Nihayet gerçekten işin profesyonel tarafındaki bir kişinin de fikrini beyan etmesi bu konuda bence çok önemli ve değerli. Özellikle de Nedim Bey'in belirtmesi ki en çok Türk oyuncunun oynayan kulübün GM yani daha en çok demeyelim de en çok süre olan Türk oyunculardan bir tanesi olan kulüplerden birinin GM'i bu yorumu yapması bence önemliydi. Sonuçta İzlanda'da Manisa merkezinin nüfusu 600 bin, İzlanda'nın herhalde 200 bin. 200 bin nüfuslu ülkeden olaya böyle çok nüfusla bakmamak lazım ama bu iş evet. Biraz altyapı ve organizasyon. Sonuçta yılın 11 ayı kar var. Sokakta bile basketbol oynama şansı yok. Demek ki tesisi yapmışlar. Oyuncu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bizim de buraya bir akıl koymamız gerekiyor. Şu Abdi Bekçi projesi bir an önce bitsin. Gerçekten bakalım neler olacak. Oradan çok bel bağlıyor herkes ama bakalım neler olacak. O sorum olacak güzeldi. O sorum çok evet. son dakika aldığım bir insider bilgiydi. Onu da söyleyebilirim. Son bugün yayına evet. Gelmeden. Sinan Erdem bekleyen. Evet, yarım saat öncesinde aldım. Çok insider. Aşırı derecede insider. Yani sana şöyle söyleyeyim. Koltuk kadar insider yani. O insanın üstüne oturup bu konuşmayı yaptığı koltuk kadar insider bir yerden geldi. Kaynağım çok sağlamdı açıkçası oradaki. O önemli çünkü salon projesi çok fazla konuşuluyor. Evet, Bahçeşehir cevap gelmiyor şu an. Çok fazla. Euroleague kısmı çok meşakkatli ama salon kısmı da bence bunun üçüncü yani tripod diye bakarsak bu üçüncü ayakta salondu. En azından oradaki bir Abdi İpekçi. Yeni yapılan Abdi İpekçi isminin önemli olduğu da önemli Beşiktaş tarafında konuşulan kısımlardan birisi olduğu önemliydi. Kadın takımı tarafında kadın takımı Akatlar'da oynamayı seçmiş maçı. Normaldir belki talep çok öyle olmayabilir normal. Sinan Erdem yani çok yayılmamak için daha kutu gibi bir hava yaratmak için o yüzden olabilir. Yani orada bir Aziz Hoca isteği vardı. Aziz Hoca'nın oradaki başarısından biraz daha söz edilmiş oldu. Yani genel hatlarıyla Beşiktaş'taki son durumlar bu. Biz basketbol oyuncusuyuz. Beşiktaş, Galatasaray, yani Fenerbahçe ve Efes artık zaten konuşmaya gerek yok oradaki içerik sayımızda da. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka,
buradaki takımların başarısı arttıkça doğal olarak bizim içeriklerimizin sayısına, süresine de etkileyecek. Bize çok fazla sistem geliyordu. Beşiktaş'ı neden konuşmuyorsunuz? Yani konuşulacak çok da bir şey yok. Taraftar tribüne gitmiyor ki bir yayıncı neden konuşsun kıvamına çok geliyordu ama şimdi baktığınızda Beşiktaş basketbolunda Nedim Bey'in de tasdiklediği gibi daha bir standardı oturtma çabası var. Yani aslında mesele Burk maçından ötesi. Yani bu tabii. İşin daha çok Burk maçları görmek, daha çok yarı finaller görmek olduğu da net güzel. Bir diğer noktada şu anlamda güzel. Ya biz işimiz gereği, ya biz genellikle çetede burada övgü verelim. Bizi basketbol medyasındaki çoğu kişi izliyor. Yani direkt bu işten para kazananların ve işte genel menajer, asistan koç, head coach vesaire, oyuncular ve hepsinin ortak söylediği bir şey, hakaretin olmadığı, bir eleştiri yapılsa da eleştirinin arkasına daha çok fikir de konulayan, dümdüz eleştiri, sen kötüsün deyip bırakmak yerine sen şu yılda başarısızsın, şöyle yaparsan daha iyi olabilir. Hem bizim chatimizden, hem Özgür Yüksel'den, hem benden duydukları için de Nedim Bey'i belki de en ağır eleştirilerin başında geçen sene, ondan önceki sene bazı konularda, bizim zaten tek yayınız da, hani ben geliyordum ama bu sezon ikinci katılımı da yayınlara. O da önemli. Hani futbol tarafında küsülür, tehdit eder ama basketbol tarafında nispeten eleştiri yaptığımızda da çok alınmadan, çok gücenmeden, ne niyetli yapıldığını bilip arkasından çözüm de bıraktığımız için katılım gösterdi Nedim Mücadele. Teşekkür ederiz. Sezon ortası da gelmez çünkü kimse kolay kolay. Özellikle son viraja girildiği yerde. O da önemliydi. Kesinlikle. Gerçekten ayağına sağlık. Önemliydi. Yani zaten söylemesi gerektiği kadar konuştu bence Nedim Bey de. Yani çok da ekstraya girmeyecek şekilde. Çünkü çok hassas bir süreçten geçiyor. Ki bence Beşiktaş'ın yönetim değişikliğinin süreci de onlar için kolay bir dönem değildi aslında. Bence onun böyle bir psikolojik takıma baskısı da vardı. Yani sonuçta stres yönetimini şu an için başarılı götürüyorlar. İnşallah sezon sonu bunun devamını sürdürülebilir hale getirirler. O yüzden de keyifliydi. Yani dediğimiz gibi geçen sene düşmek üzere olan bir kulüp. Türkiye Kupası'nda yarı final oynandı. Yarı finalde çok ağır mağlup olsa da başlık olarak baktı. Beşiktaş Türkiye Kupası yarı finalde başlığı geldi. Ligde Karşıyaka maçı var. Kazanırsa Beşiktaş galibiyet sayısını 3'e farka çıkarıyor ve muhtemelen daralan artık kısımda da ligi 3. bitirmesi, neredeyse en kötü 3. bitirmesi söz konusu olacak. Normal sezonu yani. Euro Cup'ta da yarı finalde. Yani sezon başına dönersek Beşiktaş başarılı, hedeflerini tamamlamış mıdır? Bu sene nispeten hedeflerini aslında Mart 18'e geldiğimizde Beşiktaş işi bitirmiştir. Şu an yapacağı her şey üstüne artıdır. Yani ligde olası bir Efes'te eşleşip yarı finalde bir geçer final yapar, Fenerbahçe olur rakibi. O mesela artık üstüne çok daha cila, başarılı. Cila gibi olur. Euro Cup'ta finale gidilmesi keza. Beşiktaş'ın tekrardan sahneye çıkıyor olması biz yayıncılar için de güzel. Var mı abi Nedim Yücel'le röportajı ve Beşiktaş'ı eklemek istedim? Gündemlere darısı, gelelim. Darısı büyük camiaların, yani Galatasaray'da da bir hareketlenme var. Darısı Galatasaray'ın başına. Şimdi hazır Galatasaray demişken de şöyle chatten bir beğeni, abone rica edelim. Siz destek verdikçe biz bu imkanları yaratabiliyoruz. Bir küçük maç yorumu senden alacağım ama hani chatte de Parker Jackson Cartwright ismi geçtiği için Galatasaray önemli pırpır topa baskı yapabilen, pas kanallarını zorlayan geçen sene milli çeşitli dönemde Beşiktaş'ta da. Bu Bursa Spor maçta da gördük. Eski MVP, Almanya Ligi MVP'si Euro Ligi'ye sıçramış. Belki herkesin ağzında TJ Shorts diye son dönemlerde modayken Shorts'tan da önce bir sezon öncesinde de Cartwright rüzgarı vardı benzer şekilde. Avustralya'dan getirdiler Cartwright'ı. Bence Cuk diye oturmuş bir transfer oldu ki kişisel yeteneğiyle bu maçı biraz fark yarattı. Sisteme, düzene ve taktiğe adapte saldıkça, o sadakati öğrenmeye başladıkça da bence Yakup Hoca'nın kısalı sisteminde çok da fark yaratacaktır. Yani zaten sezon başından beri Corey Walden, sonradan D-Boss eklendi. Onun öncesi Radebu. Şimdi Cartwright geldi. Gerçekten pırpır go to guy diyebileceğimiz. Çünkü benim anladığım kadarıyla Yakup Hoca biraz Efes'ten, Larkin'den bu anlamda etkilendiğini düşünüyorum. Yani Darüşşafaka'da Olman'a bu rolü verdi. Burada da demek ki bir zaman sonra Yakup Hoca Cartwright'a verecek. Ama Cartwright'ın şöyle defektleri var. Bir, fiziksel dezavantajı çok yukarıda. Yani savunmada kısaya baskı konusunda bunu hoca ne kadar istiyor onu bilmiyoruz. Çünkü takım genel olarak atletizmi eksik ama birazcık geliştirmeye başladılar. Yani işte Yeboğ'un reboundlara katkısını arttırmaya çalıştılar. Sadık Emir kabaca da
birazcık savunma yapmaya çalışması önemli. David McCormick'in bence sezon, yani Galatasaray transferinden sonraki o sükseli durumundan biraz bir düşme var genel anlamda. Herkes Göksen'i eleştiriyor ama takımda en çok savunma yapan, topu ısıran oyuncu Göksen'in. Yani biraz Galatasaray'ın zamana ihtiyacı var. Yakup Hoca'nın milli takım sürecinde bence o süreç kötü geçmişti Galatasaray anlamında ama Bursa Spor maçı bence o anlamda ilaç oldu. PJ Cartwright'da ayağının tozuyla oynaması gerektiği gibi oynadı. 1,5 yıllık anlaştıysa, eğer seneye de düşünülüyorsa iyi bir transfer ama yanına muhakkak bence PJ Cartwright'ın yanına uçan, topa çok net baskı yapan, biraz uzun, böyle 1.95 civarında olan bir 2 numara. Yani Prepelic de çok iyi oyuncu ama çok topa baskı yapan bir oyuncu değil. Gibos da çok yapan değil. Ya yani böyle biraz Galatasaray'ın bence kısaya baskı konusu kendi alanında karşı takımı karşılayacakmış gibi düşünüyorum. Yani 1/2 savunma yaparlar gibi geliyor. 3/4 değil de böyle 1/2 kısaya baskı yaparlar gibi düşünüyorum. Çünkü çok baskı yaparlarsa çok delinirler gibi geliyor bana genel anlamda. Yani full court'ta ve açık sahada Galatasaray'ın savunması defekler verebilir. Bursa maçı o anlamda bence çok, yani bazı şeylerin üstünü örtmek için yani çok güzel bir galibiyet ama bence bu konuların da üzerine çok böyle üstünü geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Yakup Hoca'nın önemli işlerinden bir tanesi de aslında PJ Cartwright, çok konuşuyoruz ama iyi bir oyuncu. Delici, kendi şutunu yaratabilen, dinamik bir oyuncu ama bence Karahan transferi daha kritik bir transfer. Çünkü Karahan hem 3 oynayabiliyor hem 4 oynayabiliyor, savunma yapabiliyor ve Yakup Hoca da sahaya atabiliyor. Bunu nerede gördük? For example, Daçka'da Tolga Kay transferi yapıldı Nazilli'de. Nazilli'de oynadı dakika 12 dakika. Yani örneğin, yani ondan sonra bak sonra ben uğraşıyorum. Yayınlar altına geliyor. İşte bunun Türkçesi yok muydu? Türkçe konuşmuyor musunuz diye. Örneği de Tolga Kay'da 20 dakika süre verdi. Alman Ludwigsburg maçı mıydı o? Alman takımıyla oynadıkları maçta. Süre verdi. Gayet iyi savunma yaptı. Hoca aslında Efes altyapılı bildiği oyuncuları transfer ederek, çocuklara da süre vererek bence önemli bir iş yapıyor. Ama Karahan genç olduğu için değil de 4 numara ve 3 numarayı bence rol olarak oynayabilecek önemli bir oyuncu olduğu için, enerji de katabileceği için Galatasaray için değerli bir katkı oldu. PJ konusunu biraz zamana bırakmak lazım. Çünkü Prepelic de, Dibos da, PJ de böyle çok kısaya baskı yapabilen oyuncular değil. O yüzden de arkadaki uzunlara çok iş düşecek önümüzdeki dönem. Güzel bir genel değerlendirme. Galatasaray'da Yakup Hoca'ya Bursa Spor'un galibiyeti önemli. Şöyle, Galatasaray'ın çünkü ciddi bir çıkışı var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de son MHP'yi yendiler. İlk maçı farklı yenilikleri için çok ikili avaraj alamadılar orada. Telekom Bonda Dijon'a karşı kazanınca orada bir hayal kırıklığı yaşanmış oldu. Ancak hani biraz oyun gelişimine baktığımızda sezonun devamında Galatasaray basketbol takımını bu seneki Beşiktaş'ın futbol tarafına çok benzetiriz. Tek bir fark var. Bence Galatasaray'ın kadro kalitesi daha iyi. Ama kimya tutmayışı, kadro mühendisinin tam oturmayışı biraz benzerlik taşıyordu. Mitrovic'in son döneminde Galatasaray'ın 20 asistin altında çok bir dönem yok. Zaten 20-25, 26-27 asistleri çok fazla zorluyordu. Daha çok böyle yerli koşularda gördüğümüz, verdim kısaya atsın uzuna veya kendisine oyunu Mitrovic'in son döneminde de vardı. Yakup Hoca bunun Türkiye'deki en iyisi, en başarılısının yanında zaten basketbol antrenörünü pekiştirmiş birisi. Buna biraz daha boyut kattı ve Galatasaray'ın oradaki kısaları işlemeye başladı. Ciddi bir eksikliği var. Yani Buğra'nın Prepelic eksikliğinde nereden baksan son dönemin ciddi eksikliğinden birisi Galatasaray'da. Savunma toparlandıkça Galatasaray geliyor. Bence ben kendi fikrimi şimdiden söylüyorum. Ben 4-5 karşıyaka Galatasaray eşleşmesi olacak gününde bir tahminim var. Playoff kısmında oraya doğru gidiyor Galatasaray. Biraz bu işi savunma kısmı oturdukça Galatasaray'ın o potansiyeli daha da büyüyecek. Orada iyi bir uyum söz konusu olmuş. Galatasaray kısmında ekleyeceklerim var mı abi? Biraz hızlı hızlı gidelim. Program süresini fazlasını aşmayalım. Mikrofonu açman lazım. Pardon. Galatasaray'ın ben de 5. bitireceğini düşünüyorum. Güzel. Yani sen aynı fikirdeyim ama Karşıyaka 4 olmayabilir. Ha, sen Karşıyaka'yı 3'e mi koyuyorsun? Yani bu haftaki Beşiktaş maçı kritik.
Ya çünkü Karşıyaka elendi mi biliyorsun. Ha, onu puan, evet, onu puan durumu kısmında konuşalım. Fenerbahçe kısmında maça çok girmeyelim. Bir maç değerlendirmesinden çok kısa alayım ama uzun süredir göremediğimiz bir oyuncu geri döndü sahalara. 98-82'lik Manisa maçında Fenerbahçe kadroda Metecan Birsen'i gördük. 10 aylık bir sakatlığın ardından Metecan Birsen'in bir dönüşü söz konusuydu. Önce küçük bir maç yorumunu alayım senden, devamında da Metecan konusuna girelim orada. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, 16 sayı olduğuna kimse bakmasın. Manisa bence gerçekten iyi top oynadı. Ama Fenerbahçe öyle bir takım oldu ki iyi oynadı. Yani iyiyiz diyorsun, bir bakıyorsun skorboard'a 20 olmuş maç. Öyle bir havada oynuyorlar. Yani Melih bir giriyor, iki tane üçlük atıyor. Şeymuz giriyor, bir üç atıyor. Ama bu anlamda değerli. Bence en büyük kazanım Fenerbahçe'de. Maçı çok önemli konuşmaya ama Dorsey kazanımı bence Euroleague özelinde çok değerli. Çünkü birkaç tane profesyonel antrenörlerle de konuştuğumda şöyle bir durum var. Dorsey gibi bir oyuncuyu oyunun içine tutup motive ettiğin zaman çok ciddi bir silah. 3-6-9 sayabiliyor. Hücum anlamında sana yeni bir repertuar katıyor. Bu sayede diğer kısaların da çok rahat hücum edebiliyor bu anlamda. Çünkü ciddi bir tehdit. Ama Dorsey'yi küstürdüğün zaman sana olumsuz olarak dönüyor. Hoca da bu anlamda kendini riske atmamak için Dorsey'yi olabildiğince az süre vererek takımı da negatif yönde etkilememeye çalışıyordu. Ama son hem Valencia maçı hem de Manisa maçı Dorsey açısından önemliydi. Metecan'a da geçmiş olsun tekrardan. Önemli bir oyuncu. Gerçekten sakatlanmadan önce en değerli Türk oyunculardan bir tanesiydi o dönem ligde. 4 numara pozisyonunda. Ki bence yani Metecan sağlıklı olsaydı belki de Sesina transferi yapılmayabilirdi. Başka bir yere yönelilebilirdi o anlamda. İnşallah Metecan'ın da eski formuna zamanla gelir. Sakatlıklar çünkü çok can yakıyor. Yan madarında fotoğrafını koyduğun için söylüyorum. Onu da bu maçta bence hoca bir noktaya getirmeye çalışıyor. Yani Saras Hoca'nın yaptığı çok önemli bir iş var. Herkese süre veriyor. İyi oynayanlar sahada kalıp süresini arttırıyor. Efektif oluyor. Ve Fenerbahçe nasıl söyleyelim, savunma sayesinde oldu, hücum etmeye başladı. Yani hücumu savunmada yapıyor aslında. Bir de Fenerbahçe, Yasikevicius çok nazik, kibar ve yumuşak bir şekilde, sen seversin soft diyeyim. Evet. Bu şekilde bir A ve B takım ayrımı da yaptı esasına baktığında. Çok ince yaptı ama onu. Evet, yani, onu herkesi mutlu ederek, kimseyi o küstürmeyerek, yani yan madarı Euroleague için transfer ediyorsun ama günün sonunda baktığında Euroleague'de az süresi iyice azalıp ligde çok etkili performansa çeviriyorsun. Oradan ona aslında Euroleague kadro havucu koymuş gibi bir durum da söz konusu oldu. Bunu zaten Barcelona'da yapan bir koçtu Yasikevicius ama Fenerbahçe'de bunu çok yumuşak bir şekilde yaptı. Yani hoca iki tane takımı ayırdı. Çok yumuşak yaptı ama kısa oyuncuların topa baskısını bence İtudis'e göre çok daha fazla yaptırıyor. Yani bütün kısa oyuncular sahaya ne kadar girerse girsin Pirana gibi diğer kısanın tepesine baskıyı yapıyor. Bir de gördüğüm kadarıyla da Papayannis'i 3. pivot olarak düşünmeye başladı hoca. İtudis döneminde daha çok süre alıyordu ama bence burada Sertaç kazanımı da önemli oldu. Çünkü sezonu çok kötü girmiş Sertaç. Sertaç'ın bireysel yeteneklerinin, yani bunu Türk oyuncu pasaportu anlamında söylemiyorum, Papayannis'e göre daha değerli olduğunu Barcelona döneminden de biliyordur büyük ihtimalle hoca. Onu öne sürerek Mobley ile ikisini esas olan yaptı. Üçüncü rol olarak da Papayannis'e verdi. Bu da bence değerliydi. Yani ben şuna inanmaya başladım. Bunu izleyici olarak söylüyorum. Hoca hakkaniyetli davranıyor oyunculara. Oyuncular da karşılığını veriyor. Katılıyorum. Şeyden güldüm. Sen şu an konuşurken, hatta Fenerbahçe kısmında ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa oraya doğru gelelim ama sen konuşurken önüme bir yandan tweet açıyordum. Bir şey düştü. Bahçeşehir Koleji'nin yöneticilerinden birisi diyeyim. Çok da şey göstermeyeyim. Korkunç, utanıyor ben insan. İşini bu kadar kötü yapan insanı gördükçe. Yani Radonjić'e mi? Hakemlere mi? Çünkü ismi de ver canım. Yani çünkü Radonjić'e de cuk oturan bir gerçekten. Yani korkunç bir şekilde işini çok kötü yapan bir koç performans sergilediği için. Enteresan. Orayı da tebrik etmek lazım. Yani kadın başkan, kadın genel menajer, kadın iletişim, ofis kısmında güzel hareketler var. Ama işin işte günün sonu sonuç alman gereken yerde de çok kötü bir kadro inşaatı mühendisliği de var. Orayı da söyleyelim.
Bahçeşehir Koleji kısmında da. Yani şimdi kadro mühendisliğinden de tamam, evet dediğinde haklısın ama başarılı gelen bir Sinan Hoca gerçeği de vardı. Bu kadar çabuk silmek de bence son dönem 7 maç kazanıyor. Sonuçta o kadroyu da o kurdu. Belli seviyede geliyordu ama yönetim değiştikten sonra kendileri biraz daha Euro Cup seviyesine gitmek istediklerinden kaynaklı. Biraz Bodrogo'nun da etkisiyle Radonjić geldi ama yani ben Türkiye'ye ya Saras gibi hocalar gelecekse eyvallah ama yani böyle Radonjić gibi bize bir şey katmayacak. Bize bir de çok altyapıda takımı var. Yani Samsun'da U14 şampiyon oluyor. U16 Mersin, Bahçeşehir başka yerde şampiyon oluyor. Anadolu şampiyonası oluyor. 16 takımın 4'ü Bahçeşehir, her grupta bir tane Bahçeşehir var. Çok çocuk var, çok oyuncu var. Bunlara biraz rol model olmak lazım bence. Onu anlamda da biraz böyle sistematik, düzgün bir geliyorsa bu yani. Çünkü yeni yönetim benim anladığım kadarıyla yabancı hocadan yana kullanıyor tercihini. O yüzden de öyle bir koç gelmesine fayda var. Bence yeni yönetim destekli gidiyor. Ya ben Radonjić'in fikrimi söyledim. Radonjić'in iyi bir kızıldı sezonu vardı ama üstüne kötü bir Panathinaikos. Dwayne Bacon'lı Paris Dili kadro becerememesi. Üstüne burası tamamen siz seneye bir şeyler istiyorsanız bizden alacaksınız Radonjić'i. Bir kupa katın bizim koçumuzla anlaşması olduğu görüşüm. Benim hiç değişmiyor Radonjić konusunda. Çok ittirme bir sakil derler ya, öyle duran bir koç anlaşması Radonjić. Radonjić'i savunma kısmından tanımlarsın. Bahçeşehir Koleji'nin hala yapamadığı tek şey savunma diyebiliriz belki de. Euro Cup'ı kazansın da. Gerçi orada Bilbao'yla bence finale çıkacaktır eğer Varese'yi geçerlerse. Ben Bilbao'nun çıkacağını düşünüyorum. Bilbao'nun da Bahçeşehir Koleji'nden nispeten biraz daha iyi takım olduğunu düşünüyorum açıkçası. Orada da kolay değil şampiyonluk. Bakalım. Yani çok Radonjić oranında hakkını verecekmiş gibi durmuyor. Kötü bir planlama gibi duruyor. Şimdi Efes'in galibiyeti var. Merkez Efendi'nin de yayına girmeden önce şöyle seninle biraz bakarken, ligin sondan 3. haftasında Çağdaş Bodrum'da kendi evinde oynuyor ama ondan önce de Bursa, Çekmece, Çağdaş Bodrum, yani Merkez Efendi kendi ipini bence kendi kesecek. Orası bir taraf. Anadolu Efes cephesinde de 83-70'lik 7'lik galibiyetle hiç ilgilenmiyorum. Denyon Oturu ile ilgileniyorum. Sakattı, çıktı. Son yayın ben yalnızdım. Sana bir izin verdik. Sen çünkü en az benim kadar mesai harcadın kanalda geçtiğimiz haftada. Bir dinlenmen gerekiyor. En azından yengenin beni silahla vurmaması için abi. Ve Den Oturu sorusu geldi de bir tane pozisyon vardı Azrail maçın ilk yarısında. Kısaya çok çabuk yenildiği, beli döndüremediği, 3,5 dakika sonrası sağdan alındığı, kenara alındığı bir durum vardı. Ben o pozisyondan sebep alınmıştır diye düşünüyorum. Tabii bunun aksini daha böyle komplo teorisi sevenler de bir takım karan tayfanın çok Oturu'yu tercih etmeyip daha çok karan tayfanın oynaması tercih yönleri söyleyenler var. Konuşulan dedikodular arasında da var. Yani önce Den Oturu kısmından başlayalım, sonra Merkez Efendi'yle sonlandırırız. Herhalde ligde şeyde salı günü, yani yarın Olympiakos maçında yine Plyce'ı görürüz. Oturu kenarda oturur. Muhtemel. Aslında Moses Wright'la Oturu yan karşılıklı oynasa süper olur. Ben Oturu taraftarım. Yani ben artık bu iş, yani düğün bitti. Yani bir şeyde Efes'te düğün bitti. Önümüzdeki sezona doğru gidiyoruz. Yani bu saatten sonra bu saatten sonra bir şey beklemek yanlış olur. Yani BSL'de de şunu söyleyeyim. Yani %85 Fenerbahçe'nin de şampiyon olacağını düşünüyorum. Çok ekstrem bir durum olmadıktan sonra. Yani BSL'de de şampiyon olamayacak Efes. Görüntü, gidişat öyle. Euroleague'de de play'in oynayamayacak. O zaman gelecek sezonun hazırlıkları yapılacaksa bence pivot olarak birinci pivotun Oturu olmasının gerektiğini düşünüyorum. Onlardan yanayım yani genel anlamda. Ha, Karam Tayfa'ya gelince de Karam Tayfa var. Yani bu Karam Tayfa Clyburn ve Larkin'le başladı. Buraya Tyreek Jones eklendi ki Erdem Hoca'nın çok ısrarlı aldığı Tyreek Jones, tabii yabancı oyuncularda öyle ahtı vefa diye bir şey çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz kazandığı parayı da bence Erdem Hoca'nın da bende etkisi olduğunu düşünenlerdenim. Ayrılış sürecinde çok ikili münasebete girmediğini biliyorum. Bu insider bilgi olarak vereyim ben onu da.
ama Tyreek Johnson oynama isteği. Yani şuna inanıyorum ben. Tommy Savoca bir kere bir görev aldı ve koç olmak istemediği çok belli. Gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyor. Bunu yanaştırırken de yanına birinci yardımcı koç olarak Larkin almış. Yani Larkin aldığı için de ara ara konuşuyorlardır. Yani sonuçta Tomislav Hoca takımın iyi polisidir yardımcı antrenörlerde. Kötü polisi değildir. İyi polisi ise kankasıdır yani, o anlamda söylüyorum. Yani şimdi herkes kötü olacak diye bir şey yok. Ya yani soruyordur yani Larkin ne istiyorsun, ne yapıyorsun? O anlamda değil de yani en azından fikrini beyan ediyordur. O ister istemez Tyreek Jones'a gidiyordur diye düşünüyorum. Ama bence oturunun birinci pivot olması lazım. Ha, bir sakatlığı yoksa. Yani Efes'in de sağlık ekibi de yani iletişim kısmı da bu konuda yıllardır bize hiçbir zaman bilgi vermiyor. Kaç hafta sakat, ne oluyor, ne gidiyor, işte ayağı mı kaydı. Yani onları da bilemediğimiz için yorum yapamıyorum. Eğer sağlık problemi yoksa bence oturunun 25 dakika net oynaması gerekiyor. Hele Moses Wright'la olan eşleşmesini çok merak edenlerden birisiyim. Çünkü son Moses Wright'ın Lesort eşleşmesi inanılmaz derecede Moses Wright de yine gelişti yani. Ama orada da mesela Moses Wright, Fall, Petrushev, Moses Wright 3. tercih. Yani biraz daha girdiğinde haklarını iyi kullanırsa devam ettiğini görüyoruz. Barsokas biraz daha rol ve görev tanımı net yapan koştu. Yani bölge bölge beşleri vardır, süre süre dağıtımı vardır. Moses Wright'ı biraz daha 3. sırada görebiliriz orada da, oturu kısmında da. Denk gelme ihtimalleri var açıkçası. Bakalım, ben de merak ediyorum açıkçası. Mijatovic konusunda katılıyorum sana. Yani Mijatovic bir Bayern Münih Milano maçları dışında bence coaching anlamında bakarsak tatmin edici performans değil. Ha, bu yüzden koçu yargılar mıyım? Hiç yargılamam. Onu göreve getiren yönetim. Yani ben olacağım diyen birisi değil. Yılların editçisi, analizcisi, iyi bir karakter, iyi bir insan. Kurumsal hafıza önemlisi. Seneye muhtemelen yeni koçun ikinci asistan olarak devam edecek. Kendi asistan getirdikten sonra oradaki analizcisi olarak devam edecek. O yüzden Mijatovic buradaki bence en az suçlu noktalardan birisidir. Efes çok fazla şu an itibariyle de oyuncuların mutluluğu ve mutsuzluğu ilerleyen bir tarafta duruyor. Ben de Deno Turu'dan kolay kolay vazgeçmezdim, dürüst olmak gerekirse. Yani Plyce'de kazanabileceğim maç sayısı belli ve anların sayısı belli ama daha geniş vadede gelecek seneye de kullanabileceğim bir oyuncu da daha da alıştırmak, daha da ısındırmak daha akılcı bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Merkez Efendi kısmına geldiğimizde de abi yani et mi, buraya bodrumu da katıyorum. Tavuk mu, hindi mi, dana sucuk mu, hindi sucuk mu? Yani iki takım da bir hafta oturup seyredin diyorum ki hakikaten ya Zafer Hoca işini bilir diyorum. Alabilir diyorum. Ya bir hafta Bodrum'a izliyorum. Ya bunlar acayip bir sıçrama, şuradan bir geçip hemen bir sıyrılabilir diyorsun. Öbür hafta izliyorsun ya hemen düşer. Hemen düşer ifadesi de kullanıyorsun. Efes maçta performansla da aslında öyleydi Deniz'in. Ya şimdi Deniz açısından Efes maçı bence bir ölçü değil. Yani Samsun yeniyordu Efes'i, öyle bakmak lazım yani. Günün sonunda eğer bu maçı baz alarak ya biz iyi oynuyorduk gibi bir şey giderlerse maçı almaları lazımdı. Öyle bakmamaları lazım. Yani çünkü Efes gerçekten dağılmış vaziyette. Yani ne oyuncu, ne yönetim, ne kenar duruşu. Yani Tomislav Hoca'yı tenzih ederek söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyor iyi niyetli ama görüntü kötü yani. Fotoğraf çok kötü. Ahenk çok bozuk takımda. Kim oynayacak, kaç dakika oynayacak, Tyreek mi oynasın, oturum mu oynasın, her şeyi konuşuyoruz. Her dakika bir şey konuşuyoruz. Clyburn gibi bir gerçek var. Neyse, Denizli için bence bu kadar çok pivot değişimi takıma çok zarar verdi. Aslında Twitter'da da yazdım ben. Bunu programda da söylemiştik. Moses Wright'ı aslında Efes'in transfer listesinde olan Çin'deyken oyunculardan bir tanesiydi. Keşke Anadolu Efes gelecek sezonun hazırlığı anlamında Denizli'de oynasaydı oyuncu, çıkış maddesi sadece Efes'te olacak şekilde bir kontrat yapsalardı. Sezon sonunda da yani Moses Wright Denizli'de kalsaydı büyük ihtimalle ligde kalırlardı ama bugün itibariyle %50 bol, yani işte %30 3-4 takım Bahçeşehir'de bence çok hızlı bir şekilde düşme adaylarından bir tanesi. 3 takımın arasında geçecek gibi gözüküyor. Güzel. Karşıyaka cephesinde de Ufuk Acan'ın açıklamaları vardı. Birebir kafa kafaya geçen Bodrum maçından sonra da geçtiğimiz Avrupa maçına giderken de Vernon Carey Jr.'ın rahatsızlığı
Ama Darren Hill'a da bir süredir yolların ayrılmaya çalışıldığı söylendi. Hatta çıkan haberlere göre Darren Hillard da Venice'de, Real Venice'de, Venedik takımıyla da anlaşmak üzere olduğunu yazdılar yabancı muhabirlerde. Yani Hillard transferi bence, ya biz hep sen de şunu konuştuk, ben önce fikrimi söyleyeyim. Ocak ayından sonra başlar Karşıyaka diye. Benim buradaki söyleme sebeplerinden birisi, bir Ufuk Ocak Ekim'e Kasım'a kadro kurmaz. Planlama gereği Mart, Nisan, Mayıs'a kadro kurar. Bir, ikincisi Avrupa'da gitmeyeceği yönündeki gizli tuttuğum yorumumdu. Ben yani çok da başarılı olabileceğini, Ufuk Hoca'nın son felsefesi, yani kadro mühendisliğinin hem iki kulvarı gidebilmeyeceği çok aşikardı yani bu arada. Yani birisinden birisini feda etmeleri gerekiyordu. Ligde gaza basmayı başladığı yerde Avrupa Kupası'nın geri plana gideceğini de öngörmek çok da mümkündü. Ama oyunda kafamdaki sıçramayı yapamadı. Çünkü iskeleti tutmuş bir koç. Üstüne bence Vernon Carey Jr. gibi daha da parlatmış bir 5 numara var. Ama geçen seneki oyunun üstüne de çıkamamış bir Karşıyaka var. Sağa dönüyorum, sola dönüyorum, alttan bakıyorum, üstten bakıyorum. İlk çeyrek sonu, ikinci çeyrek ortaları ne zaman Hillard girse, belki bazen skoru kaybetmiyor Karşıyaka ama momentumu fazlasıyla kaybediyor. Yani Hillard'ın topu elinde çok fazla tutması, Brian Angola tipinde bir yaratıcılık sergilememesi. Hapoel maçta gördük. Eğer Brian Angola faul problemine girmemiş olmasa belki bu kadar kolay olmayabilirdi de Beşiktaş'ın son dönemdeki işi. Yani o maçta ciddi fark yaratan oyunculardan birisiydi ilk yarıda oynadığında Brian Angola. Angola'nın geçen seneki Karşıyaka önemi de çok önemliydi. Yani Hillard Karşıyaka'yı bu sezon oyun anlamında çok şey kaybettirdi düşüncem var. Yani kesinlikle kaybettirdi. Yani Deshaun Thomas'la Hillard'ın ben daha Euroleague'de winner olduklarını hiç görmedim. Gittiği takım loser. Yani Hillard'da da var, Deshaun Thomas'ta da var. İkisi de böyle solak ya, biraz ondan da etkileniyorum. Yani ikisini aynı tip oyuncuymuş gibi görüyorum genel anlamda. Şu stilleri de aynı. Ya Hillard'a verilen maaşı duyduğum rakamlar doğruysa Brian Angola çok daha az oynuyordur bence Hopper'le. Bilmiyorum rakamı ama keşke kalsaydı Brian Angola. Yine söylemeyeyim. Benim hani Hillard'ın Karşıyaka için duyduğum fiyatı sende farkı var. Ya Oppa'nın. Ben Angola'nın o fiyata Hapoel'de oynadığını da düşünüyorum. Yani Angola'nın o fiyat olduğunu düşünüyorum. Yani sen orak yılları çıkabiliyorsa Karşıyaka verseydi keşke Angola'ya. Yani bir sağlık problemi yoksa, bir herhangi bir sıkıntısı yoksa adamın. Keşke kalabilseydi Brian Angola. Callum Martin'de çok iyi 6. oyuncu olurdu. Yani Jalen Brown, McCallum, Brian Angola, Kuzminskas yerine Callum Martin geldi. Vito Brown'u tuttular ve daha iyi bir pivot aldılar. Bence Vernon Carey Jr. Evet. Delgado'ya göre Ufuk Hoca'nın oyununa ve sistemine daha uygun bir oyuncu. Delgado daha kaleci bir pivot. Aslında tam Dušan Hoca'nın pivotu yani Delgado. Vernon Carey de daha mobilize, daha atak oyuncu olmasından kaynaklı. Çok fark yaratırdı, çok değişik olurdu. Yani üçüncü top yönlendirici, yaratıcı oyuncu olsun diye aldı Ufuk Hoca Darren Hillard'ı ama öyle bir oyuncu değil zaten. Yani işin aslı o yani. Çıkıp close out'lardan çıkıp şut atması lazım. İşte ona pozisyon hazırlanması lazım. Günün sonunda iş McCallum'la Kenan'ın eline bakıyor. Jalen Brown'la kendi patlayan oyunculardan bir tanesi. Ya, yani orada bir takım mühendisliğinde bir sıkıntı oldu yani. Hillard'ı takımı alıyorsan kenarlardan da oyun yönlenimi istersin. Yani biraz daha Panathinaikos'taki Grigonis, Ergin Ataman'ın görevlendirmesi gibi örnek verebiliriz orada. Kısaların baskısını üzerinden almasını beklersin ama yani o geldiği gün de söylemiştim. Bayern Münih ve Maccabi'de yaşadığı sakatlıklar ciddi sakatlıklar. Oralarda da çok ciddi maçlar kaçırdı. Sağlamsa, hatta yani sponsor almadık sağlamsa diye ifade kullanıyordum Hillard için cümle kurarken de. İlk gün de söylemiştim. Bugün de aynı yerdeyim. Şimdi lig Avrupa'dan ilerlemiş bir Karşıyaka çok hızlı vites atacaktır. Yani geçen seneki Murcia maçındaki havadan sonra Karşıyaka'nın bir ayda değişen bambaşka bir rüzgarı vardı. Hatta McCallum'un da sakatlık dönemiydi orası ama orada bir işte bir Brian Angola, Kenan ve Jalen Brown üçlü performansını unutmamak lazım. Orayı nasıl çözecek koç görmek lazım. Lig tablosu böyle. Hafta sonuki Nedim Bey'e Karşıyaka maç ertelenme durumunu da sorduk. Cevabı da aldık. Ben açıkçası fikrimi söyleyeyim. Ali Piyeviç bu maça da ciddi bakıyordu. Yani Beşiktaş üçüncü olmak istiyorsa ama. Hani şimdi burada bir hesaplama da yapıyorlardı her iki takımlar bu arada. Hani bir sıralama hesaplaması da. Ben Beşiktaş'ın Karşıyaka'yı yendiği senaryoda, yani Fenerbahçe'nin lider, Efes'in ikinci sırada, Beşiktaş'ın üçüncü sırada bitireceğini, Beşiktaş'ın altıncı sıradan bir Petkim tipinde bir eşleşme alacağını eleyip
yarı finalde Efes'le eşleşeceğini düşünüyorum. Ha, Efes o dönem nasıl bir durumda olur onu bir görmek lazım tabii ki, ama Beşiktaş için mesela en hayırlı senaryodan birisi o. Karşıyaka'nın Galatasaray'la eşleşmesinde ise ben 5. olarak Galatasaray'ı bitireceğini düşünüyorum. Kafamdaki projeksiyonda Karşıyaka'nın 4 bitirmesi var. Galatasaray'da Yakup Hoca'nın bu 1 aylık süreçte bu savunma kısmını arttırırsa da kolay bir Galatasaray bulmazlar karşısında. Cartwright orada ciddi bir topa baskı, kanallara baskı kısası olacaktır çünkü. Zor bir eşleşme olacaktır. Karşıyaka adına sonrası zaten muhtemelen bir bitiren Fenerbahçe'de bir yarı final eşleşmesi olacak. Geçen seneki Türk Telekom'un lider bitirmesi yani biraz Karşıyaka'nın final yolunu açan işlerden birisiydi. Onun unutulmaması gerekiyor. Şöyle ilk dörde baktığımda abi oradan bir hızlı yorumunu alayım. Sonra diğer dört kısma bakalım. Söyleyeyim, Fenerbahçe'nin lider bitireceğini düşünüyorum. İkinci Efes olduğunu düşünüyorum. Üçüncü Karşıyaka bitirir. Ufuk Hoca üçüncü bitirir ligi. Beşiktaş'ın dördüncü, evet, Efes Karşıyaka ile eşleşir. Yani onu planlar tahmini Ufuk Hoca. Ya ben de olsam onu planlarım bu arada. Efes'i isterim. Fener'im isteyeceğim. Efes'im isteyeceğim. Herkes Efes'i isterim. Herkes Efes'i yolunu isterim. Bu arada Efes yedinci gelen takım Efes'i de eleyebilir bu arada. Onu da söyleyeyim yani. O Efes havayı kaybetti şu anda. Bugün için söylüyorum bunu bu arada. Ama geçen sene de bu zamanlara dön. Ergin Atan'a dönüp benzer ifadeler kullanılabilirdi. Ama hatırla yani 40 sayı fark attı Fenerbahçe. Dönüşünde şampiyonluğa giden bir Efes'te oldu. Yani Efes'in de ayı ayına tutmaz. O da ayrı konu. Ama koçları da Ergin Hoca değil şu anda. Yani. Öyle de bakmak orası lazım. Orası doğru. 5. Galatasaray bitirir. Ben ilk 8 sıraya Telekom'un geleceğini düşünüyorum. Petkim, Manisa ve Telekom'un arasında 6-7-8'in değişeceğini, Daçka'nın da playoff dışı kalacağını düşünüyorum. Ben orada aslında Tofaş'ı düşünüyordum. Manisa ve Petkim'den bir tanesi kalır, oraya Tofaş da gelir diye düşünüyorum. Ama sonu izledim maçı, hiç oralarda değiller. Belki inşallah onlar Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Strasbourg'u yenerler. Onlar da eleme yapıp ilk 8'e girerler. Onlar için en hayırlı oldu diye düşünüyorum. Benim ilk 8'im o. Yani bu liste sadece Telekom gelecek. Darüşşafaka'nın playoff dışında kalabileceğini düşünüyorum. Ben de Telekom'un kalite farkıyla bir adım öne çıkıp geleceğini düşünüyorum. Darüşşafaka'da orada biraz Manisa'yı hedefliyordun ama ben orada Manisa'nın da bir yarım adım Daçka önünde olduğunu düşünüyorum açıkçası, fikrimi söylemekte söylersem. Yani 7-8 hatta Manisa'nın 8'e düşüp Telekom'un 7 oralara evet tırmanacağı. Çünkü artık Euro Cup kısmı da olmadığı için biraz daha tek kullar odaklı gideceklerdir. Selçuk Hoca da buraları oynamayı tecrübeli eden, tecrübesi olan bir koç, daha dağılmadan 3 günde bir maçtan ziyade artık haftada bir maça düştüğü tempoda daha konsolide edebilir diye düşünüyorum. Tyrone Wallace'a da ciddi Euroleague ilgisinin olduğu da aşikar. Bu arada kaçta göz arası Delgado Valencia işini teyit ettik orada da. Orada araya evet sıkıştırdığımız işlerden birisi de güzel oldu. Bakalım. Play-in. Play-in'in Lüşü Lig'e katın. Değer, bak, daha keyif gelecektir. Ligi bir izletmek, yani şifresiz bir yayında, ücretsiz bir şekilde izletmek. İki, play-in şu ligi biraz canlandırır. Hani federasyona rağmen biraz canlanmış olur. Şu iki unsur bir an önce hayatta geçerse en azından lig daha çekilebilir yere gelir. Biz yayına başladığımızda son anlar oynanıyordu. Sevgili Özhan Çılgın Hoca, Özhan Hoca çılgın bir galibiyet aldı diyebiliriz. Başlık böyle atılabilir. Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek 9 galibiyete geldi. Tabii ki de Twitter'ın muhtarı Özgür Yüksel'e şu soruyu sormam lazım. Bahçeşehir Koleji düşmez dediğinden beri Bahçeşehir maç kazanamadığı gibi ya şöyle bir şey olmuş gibi, senin tweetin açıp da bu adamı utandıracağız ve biz düşeceğiz tarzı bir ifade söz konusu olmuş gibi. Özhan Hoca çok önemli bir galibiyet aldı. Bahçeşehir Koleji'de, ya Bahçeşehir Koleji nasıl düşmez biliyor musun? Denizli ve Bodrum beceremez onu düşürmeyi. Abi ama yani Karşıyaka maçında Bodrum çok iyi oynadı ya. Yani o oyunu evet gördükten sonra Bahçeşehir'in şansı yok. Eğer oynuyor. Bodrum-Bahçeşehir maçı var mı bu arada? Bir bakabilir miyim hemen? 2 dakika. Sen yorumunu yap, ben teyit edeyim o zaman. Şöyle yani Bahçeşehir hem Bodrum hem Denizli maçı varsa düşme olasılığı çok yukarıda. Çünkü oyun kötü. Bir de ben orada şunu gördüm bugünkü maçta. Radonjić ile Tony Taylor'ın arasında bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim yani. Bir aralarında bir gerilim var, hissediyorum ben bunu. Ama bunu ispatla desen ispatlayamaz. Sana sayayım. Hemen Bahçeşehir'in fikstürünü sayayım sana. Çağdaş Bodrum'la bu hafta oynuyorlar. 23'ünde, 23 Mart'ta. Sonra Karşıyaka deplasmanına gidiyorlar. Bahçeşehir Koleji'ye.
Sonra içeride Beşiktaş Emlak Jet'le oynuyor. Sonra içeride Galatasaray Ekmas'la oynuyor. Sonra deplasmanda Samsun'la oynuyor. Sonra içeride Tofaş'la oynuyor. Sonra ligin son maçında Denizli'de Merkez Efendi ile oynuyor Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir bir galibiyet alırsa şu fikstürden de zerre şaşırma. Yani şöyle bir şey olabilir. Kayseri Erciyes Spor Türkiye kupasını kazanıp ligden düşmüştü. Ertesi sene ikinci ligden Avrupa kupaları oynamıştı. Bahçeşehir'de hem TML takımı kurup hem de Avrupa takımı kuruyormuş. Enteresan olur biliyor musun? Yani hakikaten enteresan olur o. Menajerlerin de kafası karışır lan. Biz buraya nasıl takı kuracağız? Kimi önereceğiz kafası? Topla karışık insan olur. Vallahi kolay değil. Son hafta yani Denizli'nin bu arada kaderi hakikaten kendi elinde. Bahçeşehir, Bursa, Büyükçekmece, Bodrum ve bunların üçüyle içeride oynuyor. Biriyle deplasmanda oynuyor sadece Denizli. Ben fikrimi söyleyeyim. Ya Bodrum ya Bahçeşehir Koleji düşeceğini düşünüyorum. Denizli'nin içeride oynaması bir avantaj. Zafer Hoca'nın şapkadan bir tavşan çıkaracağını düşünüyorum dürüst olmak gerekirse. Bu üç takım arasında oyun anlamında biraz daha Denizli'ye tutunuyorum açıkçası. Ama yine söyleyeyim. Bahçeşehir Koleji düşmeyi son ana kadar hak ediyor. Düşmezlerse şu yorum yaparım. Denizli ve Bodrum Bahçeşehir düşmesin diye ellerinden geleni yapmış oldular. Saha içinde tabii yani şey olarak değil. Tabii. Onunla çok yani şey gibi bu Lokman Etkin Fethiye sezonu vardı ya şeyin Orman Spor. Yani onlardan biri biraz kıvıldasa belki Galatasaray küme düşme tehlikesini daha şiddetli yaşayacaktı ama ikisi o kadar kötüydü ki tamamen Bahçeşehir diğer iki takımın kötülüğünden sebeplikte kalırdı gibi düşünüyorum. Bakalım. Vallahi her sezon her sezon bir tane potansiyel bir takım küme düşme adayı oluyor. Geçen sene iki tanesiydi Beşiktaş ve Gaziantep. Hatta biri gitti bile yani. Gaziantep'te gitti. Bu yayında da Nedim Bey şey dedi ya Telekom'a düşmez düşmez dedik o sezon düştü. Aynı durum. Aynen. Acaba bakalım izleyip göreceğiz. Değişik bir sezon izliyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim yani ben Bursa Spor'un son oynadığı Galatasaray maçındaki oyunu ve enerjiyi hiç beğenmedim. Onu da söyleyeyim altını çizeyim. Yani Bursa camiası sürekli bana kızıyor. Taraftarlar çok kızıyor. Ama takımlarına sahip çıksınlar. Oyuncu grubundaki arkadaşlar da takımına sahip çıksın. Yani özellikle de Türk oyuncuların enerjileri çok düşük. Yani gerçekten çok düşük. Samsun içinde şöyle bir yani bizim yayın öncesi Off the Record sohbetimizde de seninle yani ligden Samsun'u çekelim artık abi. Yani biraz haksız maç işine gitmeye başladı. Kolay galibiyet. Belki orada da bir ne bileyim işte zamanın bir Afyonspor'u Afyon'u vardı biliyorsunuz Afyon. HDI Sigorta Afyon. Yani belki iki yabancının altına düşen tek yabancıya düşen takımlar yavaş kapanış takımlar artık yavaş yavaş ligden de bay konuma getirmek gerekiyor. Bilmiyorum yani. Şimdi aynısını geçen hafta İsmail Şenollar yani Sayın İsmail Şenollar yayınında söyledi. Samsun bir kere Denizli'yi yendi. Evet. Üstünde oynayan Bodrum'un maçı var. Bahçeşehir'in maçı var mı bilmiyorum. Bursa'nın maçı var Samsun'la diyebiliyorum. Haksız rekabet yani. Sonuçta bir mağlubiyet bu tarafı. Bir artı burası. İki galibiyet oluyor ister istemez. Evet. Bence düştüğünü kabul edip bu üç galibiyeti de belki de şeye yani kazandığı maçları da diğer takımlara puan olarak verilebilir gibi bir çözüm bulunabilir orada. İkinci konu da yani şimdi yani Samsun'u ben çok seviyorum Samsun'u bu arada. Onunla alakalı bir sorun yok ama yani oraya yayın aracı göndermek, spiker gönder. Yani kaç kişi izliyor maçı? Tabii yayıncı kuruluşun özür. Yani yazık günah değil mi? Yani bu da yazık günah. Yani tamam izlensin. Tabii ki reklam mı alsın ama kulüp devam etmesi lazım. Yani yabancılar oynasaydı keşke yani ona göre sezon sonuna kadar oynasaydı. Ama ben işimi basketboldan ya yani pardon işim basketbol benim scouting yayıncılık vesaire. Hafta sonu Galatasaray Kasımpaşa maçını seyrettim ben Bursaspor'u Galatasaray maçı oynarken. Sonrasını açtım gece izledim maçı. Yani Galatasaray Bursaspor maçı. O an izlemek istemedim olan çek ya Galatasaray Kasımpaşa çok zevkliydi evet. Ama öbür tarafta baktığımda da sezon başı bir yayıncı kuruluşu olsam ben hedeflerimden birisi de böyle yayın hedef koyduğumda da Bursa Galatasaray özellikle Bursa deplasmanını bir şey yaparsın. Böyle bir listeye alırsın. Ya bu sezon yayıncı kuruluşun zaten genel olarak memnun olduğunu düşünmüyorum. Basketbol Süper Ligi'nin onların da külfet onlar için her şehre bir
spiker gönder, yorumcu gönder, muhabiriyle git, bir ekiple git, yayın aracı, kablolar çekilsin. Oo, ne 50 tane işi var o tırın gitmesi vesaire. Ya o zaman abi oturacaklar, federasyonla konuşacaklar, öyle hiçbir topa girmeyelim biz. Aman ya, dün açıkçası Burak Hoca Beşiktaş maçından sonra net hakeme gönderme yaptı. Net hakeme gönderme yaptı. Yani Uygar Karacaylı ismini de vereceğim. Üstü Çakırgil 40 takla attılar. Öyle dememek istemişleri de böyle yani, abi yani gireceksin artık o toplara da ya. Artık ülke oralara kaçtı. Çok fazla artık şeye döndüler. Dönüldü yani, yayıncı kuruluşta bunlara dikkat etmesi lazım. Eleştiri yapmayı da görmeleri, eleştireceksiniz abi. Yapacak bir şey yok yani. O sert topa da gireceksiniz. Yani çok kayarak giyin demiyoruz ki biz size. Küçük bir elde bele koyun. Yani bir küçük bir ittirme de yapın. Yani daha emin olun daha kötü gözükmezsiniz. Şu an daha kötü, böyle şey gibi duruyorsunuz yani. Daha sakil duruyor. Ben keyif almıyorum açıkçası o taraflardan. Belki onların öyle yapması bizim gibi yayıncıların daha çok önünü açıyor. Orası da gerçekten daha samimi bulunuyor. Ama bunları da artık yapılması lazım. Pek çok açıdan şu ligin kalitesinin oturup herkesin paydaş olarak sohbet edip değiştirmesi lazım abi. Yani bu bitecek yani 2-3 seneye. Zaten izleyici kalmadı. 2-3 sene hiçbir şey kalmayacak. Söyleyeyim ya. Yani senin dediğin örnek olarak söyleyeyim. Eskiden NTV'de işte Tofaş maçları NTV'de yayınlanıyordu. İşte Beşiktaş maçları TGRT'ye yayınlanıyordu. Herkes kendi yayını yayınlıyordu. Havuz yayın ihalesi yoktu. Ben çok net hatırlıyorum. Mehmet Baturalp ile Barbaros Çıdal NTV'de maçı anlatıyorlardı. Yani Allah gani gani rahmet eylesin, Mehmet Baturalp inanılmaz eleştiriyordu. Yani böyle işinden yani inanılmaz geçiyor. Eleştirmesinler abi. İnanılmaz eleştirmesinler. Ama yok işte hakem tarafı değil de sağ işte ya hak bay ya, daha ne diyecek ki? Dedik ki Burak'la istatistik kağıdını açın. Bize çalınan fauller sayısına bakın, rakip takıma bakın, düdüklere bakın, zaten anlarsınız. Oradan da bazı perimetre okursunuz dedi. 40 takla attınız. Atmayın abicim. Yani şu ligi çatır çatır yani insanlar duysun, konuşulsun, edilsin. Sesini kısmasınlar. Bunların da olması lazım yayıncı kuruluşta. Yayıncı kuruluşta çok şeyden şikayetçidir, kabul. Ama biz de bir izleyiciyiz orası için. Biz de onlardan çok şeyden şikayetçiyiz açıkçası. Yani TRT Türkiye Kupası ne maç önü var. Yani maç 19.00'da başlıyor. 18.59'da yayına giriyorlar. Yani ben sırf TRT'nin bu yayıncılığını görüp tuvaletteyken aklıma Beşiktaş Euro Cup maçını canlı takip etmek geldi. Yani söyleyeyim yani bir fırsatı krize çıktı. Krizi fırsata çevirme işi. Ama bu böyle olmaması lazım ya. Türkiye'nin en yüksek liginin kupa maçı diyorsun. Satabileceğin çok şey var. Bir de ekonci yayına giriyor. Ne maç sonu ne maç önü. Bir yayıncı kuruluşa dönüyorsun. Tamam bir fiziki efor var. Ama kalite bence çok sorgulanır. Çok aşırı derecede sorgulanır vaziyet. Vallahi ürün de kötü olunca günün sonunda. Abi. Tadı da böyle oluyor yani, yapacak bir şey yok. O anlamda da yani Bahçeşehir'in şu kadroyla şampiyonla oynayamıyor mu, düşmeye oynadığı bir ortamda bunları da eleştiriyor olmak başka bir şey. Ya birçok konu var, think tank yapılması gerek yani, bir düşünce fırtınası, beyin fırtınası yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün dediğin gibi bütün paydaşların yani bizler, taraftarlar, işte federasyon, yani biraz en iyisini biz biliriz havası olmuyor bazen. Belki çok önemli parlak fikirler de insanlardan gelebilir. O yüzden ben Abdi Bekçi'nin bir an önce açılıp orada kurulacak kurullar, komiteler olacağını söylemişlerdi. Belki oralarda bir şeyler olabileceğini istiyorum yani. Olur mu acaba diye bekliyorum bakalım. Günün sonunda izleyip göreceğiz. Bakalım. Ya zannetmiyorum. Herkes tabii ki en çok bilendir bu işi. Kendi fikirleri daha doğrudur ama çok da iyiye gitmediğimizde çok aşikar ya, keyif. Çok keyif verici değil dürüst olmak gerekirse. Evet abi, 1 saat 42 dakika. Bir saatini Beşiktaş kısmı sevgili Nedim Yücel konuktu. 40 dakikada da maç değerlendirme. Bu arada bir izleyicimiz sormuş artık neden maçları değerlendirmiyorsunuz diye. Aynı izleyici şunu sordum. Beğenim var mı dedim, yok dedi. Bu yüzden değerlendirmiyoruz maç için artık. Yani izlemediğim maçı ben sana değerlendiremem. O yüzden maçın içerisindeki spesifik olayları, detayları, yani onu çünkü artık playoff kısmında yapacağız. En azından oraya bulursunuz yani. Bir IPTV'den mi izliyorsunuz, başka yerden mi izliyorsunuz, oradan buradan bir in alıyorsunuz artık bilmiyorum. Bulursunuz yolunu da. Şu an izlemediğinize göre maçı anlatmak da çok abes kaçıyor. O konuda analizlerde gördüğümüz kadar düşüyordu. Biz de içerideki haberleri, maç içerisinde çıkan, öne çıkan olayları gündeme taşıyoruz artık BSL yayınlarımızda. Bu sebeptendir maç içi detayda konuşmamıza. Çok komik bir sekanslı arkadaşımızla da yaşadığımız an. Hani beynim yok niye işte şeyi kısmını. Öyle son 40 dakikada bunu yaptık. Var mı abi ekleyecekler?
Yok yani izleyen herkese teşekkür ederiz. Yani böyle gergin bir ülke iklimindeyiz şu anda. Biraz herkesi sükunete davet ediyorum öncelikle. Bir like butonuna da basarsanız sevinirim. Gerçekten Nedim Bey'i getirebilmek için çok emek harcadık, onu söyleyeyim. Gerçi o da geldi, kırmadı bizi. Bir gün önce İzmir'de karşılaştık maçtan önce. Çok da kibar ve mütevazı davrandı. İlgilendiği için, bütün geldiği için teşekkür ederiz. Bir de bilet konusunda çok Beşiktaş taraftarları serzenişleri var. Yardımcı olurlarsa sevinirim. Yani bilet bulunamadığı konusunda herkes birbirine bilet soruyor. 15 dakikada bitti. 15 dakikada tükendi 10 bin. Yani 10 bin bile satıldı 15 dakikada. Yani demek ki ürün varsa, pasta varsa alıcısı da var. İyi bir pasta varsa. Bu da ona örneklerden bir tanesi. Çok da uzatmayayım. Herkese hayırlı işler. İyi haftalar. Kolay gelsin herkese. Ama bir like butonuna basarlarsa seviniriz. İzledikleri için de teşekkür ederim. Haftanın en rahat yayını bu, biliyorsun değil mi? Şu an o kadar herkes basketboldan uzak ki, işte Bright, Osay, Samuel vesaire, herkes bu tarz konuları konuştuğu için şu an belki de haftanın en rahat yayını yapmış olabiliriz. Yani en az talepleri. Kaan gördüğü götürmüş ya. Aynen öyle. Yani ya abi işte abi elde tutulur hiçbir yer yok. Yüzünü ya bak işte basketbol için çabalamadık şeyim de bu aslında, hep temelinde de bu, daha önce de söyledim. Ya ülkenin çoğunluğu ay sonu zor getiren insanlar. Belki haftada bir dışarı bir çıkıyor. Eskiden iki günde bir dışarı çıkarken artık haftada bir veya iki haftada bir belki hiç çıkamayan insanlar. Ve ellerinde tek bir zevk kaldı. Sosyal medyada insanlara nefret kusmak, bir ciddi bir hobi bu. Ya bir de spor müsabakaları. Bunları şimdi hem ücretli yakalayıp, hani ücretli izleyip veya izlemeyip, hem de bu tarz saçma sapan işler olunca da her şey saçmalığa dönüyor. Türkiye futbol burasıyla kaynıyor. İşte voleybol gündem oldu, iyi bir şey oldu. Nasıl bir anda ortalık yıkılıyor? Ya bu işin federasyonla yöneticilerin, spor bakan şunu bilinçli olmalı lazım. Yani ekonomisi iyi olmayan bir ülkede tutunacak dal haliyle futbol lokomotifliğinde spor şeyleri herkesin yüzünü döndüğü, rahatlamak istediği, belki öfkesinin nefretini kusacağı yerler buralar. Bizler için de daha zorlu oluyor buralar. Tabii ki ben de bir tane tweet attım. Spor yasaklandı dedim. Takip isteğine bir baktım. Adam beni ölümle tehdit etmiş. Yani ben onunla başka bir şekilde görüşeceğim. Adam beni bile tehdit etmiş. Yani benim hiç alakam yok. Ben sadece bu ülkeye spor mupor yasaklanması lazım. Daha oyuncular cezası ne yangın yapan var. İşte ne şampiyonlukmuş arkadaş yazdım. Adam beni bile tehdit etmiş. Yani korner direğindeki mızrağı bana monte etmekte. Devamı da ben bile tehdit etmişim. Yani Age of Empires işçisi gibi almış korner direğini. Koşturuyor adam. Daha işte Mert Müldür cezası mı tartışması var. Enteresan, saçma sapan bir ülkeyiz. Yöneticilerin bunları da hesaba katması lazım. Yani umarım katılır. Bir spor bir şeyleri düzelir diye düşünüyorum. Yarın maç sonu, çarşamba maç sonu, perşembe maç sonu, cuma maç sonu. Bu hafta her gün yayın var. Yani Stop Press Medya'ya ne zaman girseniz yayın göreceksiniz değerli izleyicilerimiz. Beğeni, aboneyi lütfen eksik etmeyin. Yarın akşam görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. İyi geceler.